Siz niye hiç çalışmıyorsunuz? Biri oyuncu, biri yönetmen, eski kankilersiniz falan. Liseden benim arkadaşım. Liseden bir arkadaşız. Kaç sene oldu lan? 20 mi? 20 sene oldu. 20 yıldır tanışıyoruz. Peki lisede kanki miydiniz yoksa işte Caner var, Barış var gibi. Kanki değildik ama şöyle. Her gün görüşüyorduk. Bir dakika, aynı lise değil. Yok. İkimizin ne? De büyük kankisi, ortak kankimiz. Ortak kankimiz. Ne bu? Boyiz, Cemre. Cemre'yi tanıyoruz. Cemre'yi tanıyoruz. Ama yani böyle hani leş partide gördük beraber, her şey yaptık. Kustukta bilmem ne, her şeyi yaptık. Her şeyi mi yaptınız? Her şey, aklına gelen her şeyi yaptık. Aklım onu ama hayalim geçti. Neler gelir şimdi? Ağzına vereceğim mermiyi diyorsun. Böyle bir mizaha gidiyor muyuz? Bizi bozdu bu hafta Cem Yılmaz. Yıllar sonra şöyle bir şey oldu. Ya tabii ilk, mesela ilk zamanlarda filan Caner böyle bir anda filmlere mimlere başladı. Biz de o zaman tiyatro. Aa oley be Caner ne güzel başladı filan. Hatta bana bir iş teklifi geldi filan. Aradım Caner. Caner dedim ne kadar para istemediğini bilmiyorum falan filan. Ondan sonra hatırlıyor musun onu? Yok. 1500 sene önce tabii bu. Senin okul filmi zamanlarından sonra yani. Ha, neyse hiç çalışmadık sonra. Bir gün bir baktım ki Caner'in dizisinden bana bir teklif var. Ondan sonra... Ayak işlerine. Ayak işlerine. Ha, o ta yıllar sonra. Tabii. Daha yeni. Sonra Caner de mesaj attı. Ya dedi işte seni sundular dedi. Ondan sonra gördüm. Ya ne güzel olur beraber çalışsak falan. Aa tabii abi bilmem ne filan. Devamını sen anlat perişan mı? Devamı setin son iki günü. İlk sezonun son iki günü. Karaköy'deyiz. O akşam çekim yapacağız. Ertesi gün çekim yapacağız. Bitecek ve böyle maskeler, testler falan kopuyoruz. Hı, yani burnu sokuluyor. En civcivli zaman. Ve biz böyle full tertemiz gittik. Çok mutluyuz. Yarın bitiyor falan. Sonra böyle prodüksiyondan bir çocuk. Abi konuşabilir miyiz falan filan. Ne oldu abi? Abi Covid bir pozitifimiz var filan. Hayda falan. Son sahneye geçeceğiz. Barış'ın sahnesi. Barış da berber oynuyor. O sahneyi çekemedik oğlum. Şey... Ben karavandayım bu arada. Geldim. Geldik ilk diyor. Yaptık falan. Hani başlıyoruz bir yeni tıraş etmeye başladım falan. Metot. Tabii tabii metot yapıyor. ve abi böyle saçma sapan bir şekilde 9. bölümde bunlar böyle işte kan kaybından kafaları güzel bir sekans yaşıyorlar. Böyle dondurmacıda uyanıyorlar bilmem ne. Onun bir de finali vardı aslında. Berberde uyanıyorlardı. Son saçları kesilmiş falan filan. Berberde barıştı. Bizim prodüksiyon çocuk Covid çıktı. Bir sahnede çekmeyelim, durduralım set dedik. Bir hafta falan durdurduk seti işte. Herkes temiz. Yani o sahneyi de çekmeyelim falan. Tamam okey abi. Sonra son gün tekrar set koyduk. Yine herkese test yapıldı negatif falan. Sete gelindi. Ben gidemedim. Müge pozitif çıktı. Bana eve monitör kuruldu. Octodart böyle monitör görüntüsü bana yolluyor eve. Evden çalışan yönetim. Aynen mükemmel. Remote çalışmada gelinen son nokta. Çok inanılmaz bir şey. Çok tuhaftı. Arada film izliyorum ışık değişimi yapıyorum. Yani. Çok iyiydi yani. Çiğ içiyorum. Kendi filmde sıkıcı bulmuşsun ama. Başka çok şey. Çok garipti. Sonra Barış yine hazırlanındı. Son o sahne çekilecek artık. Bir o kaldı yani. Bu sefer de bizim kostümcü pozitif çıktı. O sahne yine iptal. Barış'la iki kere çalışmaya çalıştık. İkisinde de... Abi kostümcü pozitif çıktı niye çekmiyorsunuz yani? Kendi kıyafetiyle bile oynasaydı insanlar olmaz mı yani? Ya o sırada böyle herkes öyle çalışıyordu. Biz böyle şey yaptık hani bir kere daha insanları bir araya getirmeyelim. Bir kişi de kalsın yayılmasın falan yaptık. Herkes aslında onu çıkarıp çekime devam ediyormuş. Biz den yoluktan o sahneyi Serdar'dan attık. Tabii abi yani ben Aybike'den biliyorum benim hanımdan. Onun çalıştığı setlerde falan. Ha öyle mi? Ha, onları yollayıp devam ediyorlar prodüksiyonlara yani. Adiler. Zaten figüranları çıkarsa çıkıyor. Falan yoktu abi o zaman çok korkuyorduk yani. Evet en şey zaman. En korkunç zamandı yani. Çatı çıtı ölüyordu millet. Vay be ne ağladı biliyor musun sonra buraya gelip. Doğrudur. Berber oynayamadı. Dram. Için. Dram. Evet. Evet. Hayır, adama da küçücük biri o zaten. Hani temsili arkadaşlığımız hani işe dönüşsün gibi bir şeydi. Yoksa hani herifin bu zevkle oynayacağı bir rol falan da değil yani. Küçücük bir şey böyle. Gerçekten ama eğlencesineydi yani. Barış bayılır öyle şeylere. En sevdiği. Aşırı sevinçle geldim Caner Bey'e tanıştı. Bakın Barış dedi benim çok eski arkadaşım şu durumda. Adamlar orada gergin bir şeyler düşünüyor panik içinde. Sonra her şey birbirine girdi abi zaten. Bu var iki. Yani. İkiledik. İki kere Covid. Sonra üçe gelelim. Dedeler sofrasına geleceksin. Yine iptal olduk. Bu sefer de Ömercan Covid oldu. Ha değil mi? Önce onu iptal. Sonra ben unuttum. Öyle şeyler de olmuş olabilir. Sana cevap onu paket, paket sayıyoruz onu. Aynen. Bu süreci paket sayıyoruz. Paket. Her şey arada Ömercan'ın... çektiniz mi? Çektik de ben. Bir 8 hafta ara vermek için. Sen gelemiyorsun ben diye. Ben verdim 8 hafta ara. En son iki ara cenkliği koyduk. 6 hafta falan oldu. Sen en son... İki ara yavaş çalışıyorsun. Yönetmenler yok muydu? O en son değil miydi?
Yanlış hatırlıyorum. Ama ondan sonra. Tabii. Ondan sonra. Elimde de 2-3 bölüm var. Kendimi izlemeye tahammülüm kalmadığı için yükleyemiyorum. Allah Allah. Yemin ederim bir yıldır elimde duran bölüm var. Ve hepsi izlenecek bölüm. Başarılı ya sizin şeyiniz yani. Bu senin konuklarla kurduğun enerji falan. Abi ben kendimi izleyip onay verme süreci çok sıktı beni. Bence hiç izleme. Patlat gitsin. Başka bir yapsınlar. Bugün göndersinler. Ben başkalarına şeyler oluyor. Sırtımı yaslayarak bu işi çözdüm yani. Ben de sevmiyorum kendimi izlemeyi. Ben tahammülüm kalmadı diye benim hiç yoktu mesela. Hmm. O yüzden hiç bugüne kadar kendi yaptığım hiçbir şey izlemedim. Hakikaten çok hiçbir şey izlemiyor ya. Yani. Evet. Çok o yüzden mantıklı. Biz kötü kararlar veriyoruz belki. Hiç fikrim yok. Neler oluyor ki? Hayır böyle çok falan. Saçma şeylerle giriyorsun ya bazen konulara böyle. Yani bunu biter mi izlenir mi falan. O yüzden bir izlemek gerekiyor. Yok elimdekileri izleyemiyorum abi. Çok güzel bölümler var. Koyacağım koyamıyorum. Nasıl kafayı düşünüyorum. Kendimi toplamam lazım. Gerçek hayatta bir dublör bulabilirsin belki. Yani bu tarz şeyleri senin yerine yapacak. Hayır böyle kendimden nefret ediyorum gibi bir şey değil. Böyle yani ben niye kendimi izliyorum abi? Yani izlenecek milyon tane içerik var. Ben gidip kendimi izliyorum. Zaten onu çektim. Zaten üstüne böyle ses eşlenirken falan baktım. Artık 5. saatte ne yapıyorum? Ben çok büyük zaman kaybı gibi gelmeye başladı. Çok. Sen de gelmiştin popüler mevzularda. Ben canlı yapmıştım onu. Sonra bir tekrarını izleyeyim dedim. Baktım saçmalıyorum. Kapattım değiştirdim. Bir daha da izlemedim. Öyle bastık onları. Oluyor. Basıyor insana bazen. Canlı. Geri dönüşü de yok. Bitti. Her oynadığın şey ne olursa olsun aşırı farklı bir tipe girerek belki bu işin içinden çıkabiliriz. Yani aşırı yetenekli olarak mı? Yani bu yetenek bu mudur filan diye. Tabii yetenekli aşırı yetenekli olasıdır yani. Ama şimdi bak dedeler sofrasını biz 4 senedir filan yapıyoruz. Tamam başka biri ol artık böyle. Her bölümde başka biri mi yani? Bari 4 yani. Mesela bu haftada en azından haftaya denen yani böyle gel işte ne bileyim ben tıfıl biri gibi davran. Ama dedeler sofrası doğallığıyla ön plana çıkan bir şey değil midir? Hepimiz çok iyi fikir. O zaman kendine çok zevk verirler. İzleyince biz bütün gıcık olurum ondan sonra. İlla tıfıl bir organize olayım canım. Böyle dominant bir de olabilir. Evet. Erik deviren. Aksesuar esprim nasıl? Çok yalnız iyi. Geçen bak bir şey paylaşmak istiyorum seninle. Benim müstakbel kayınvalidem evdeydi. Ve İnşallah. Bunu yani anlattıktan kız, sonra. Kızı almasa bile onu kesin alacak kayınvalide olarak. Ve böyle rastgele bir şekilde Elveda Rumeli'de senin oynadığın şey çıktı Twitter'da önüme. Birileri paylaşmış. Ve ben onu izledim. Seni görünce izlerken o dedi ki aa Elveda Rumeli'deki şey dedi. Unuttum senin karakterin adını söyledi evet, yani. Evet ıspanak namık. Sadece sesini duydu ve 2 saniyede bu kararı verdi. Yani bu kadar o meşhur evet, ve yayılmış olduğunu ben orada anladım. 60 Plus'ta çok iyiymiş. Şey mi Tinder'da falan da aynı oldu. Atatürk'e benzeyen adam ve ben. Milk konusu. Pardon yani. Tanışmak ister misin? Ben kayınvalide. Ben bilemem. Türkiye'de yaşıyoruz. Her şey olabilir. Tehdit edeceğini şu an. Hayır canım. Evet. Bu haftanın gündeminde arkadaşlar. Eurovision var. Eurovision var. Peki. Ama gündem dışı ya. Çok gündem dışı. Hiç daha. Biz de mi katılıyoruz? O yüzden mi gündem oluyor? Yok. Özlemle. Benim kişisel gündem. Ben çok seviyorum. Hayır benim de çok karşıma çıktı bu hafta Eurovision. Abi Eurovision. Niye Eurovision mu diyorduk lan? Yabancı canımız ne istiyor? Eurovision diyoruz. Eurovision. Eurovision diyor. Eurovision diyor. Niye abi? Eurovision. Abi bak hani işte millet diyor ya işte aa çok siyasi kararlar veriyorlar falan. Şey kazanmadım Ukrayna'ya. Belli ki şimdi yani biraz yani hadi şimdi yani itibar edin. Yapıldı mı Eurovision? Yapıldı. Ukrayna kazandı. O kadar bir fikrim yokmuş. Norveç'i sevdim ben ya. Kız o kadar şarkıcılar var Ukrayna kazandı. İyi miydi yani şarkı? Bilmiyorum ben hiç dinlemedim ben. Şarkıda iş yok da. Abi bir yandan da her şey siyaset değil de. Bir hani sana saldırılıyor dünyanın ortası sağlıyor bir şarkıda kazansınlar ya. Bir destek ya, olsun. Evet abi bir moral olsun ya. Yani. Ben zaten şunun taraftarım. Onun derinde mi bilmiyorum tabii. Ama eğer özür dilerim hak etmeden kazandık diye düşünürlerse gene üzülmezler mi canım? Yine üzülecek ya. Zaten izliyorlar mı abi şu anda oturup adamlar sığınak televizyon mu izliyor? Bilmiyorum da. Biz Eurovision'u şunu hatırlıyorum ben. Biz böyle hani aşırı böyle müzik programı ve gerçekten çok adil diye izlemiyorduk ki. Yok. Biz böyle toplumca bir aktivite oluyordu. Bir dakika, giriyorduk eğleniyorduk diye. Sözünü bağla keserim. Oy falan veriyorduk lan. Ha şöyle bir dakika kendi adınıza emin misiniz yani hani şunu yapmak için izlemiyorduk ki. İzlemiyorduk ki ben. İzliyor muydunuz? Sen izlemiyordun da biz izliyorduk. Sen izliyor muydun? Hadi bana şey adam garip adam izler. Atena'nın katıldığı sene Coşku ile izlemiştim.
Hadi BBC'den izlemiştim böyle. What the fuck falan demişti. Athena çıkınca böyle hani sıka yapıyorlar. Allah Allah. Ha. Sanki millet ne o zaman Lord falan çıkınca ne dedi yani aynı adam? Ne kadar ayıp yani. Lord. Ha? Sanki sıka size bir tek. Metalciler yok muydu işte bir tane kız ama? Lord sonra bu Lordi. Neydi lan? Mastodon değil de. Bu seninki neydi en son kazanan? Çok da patladı. Maneskin. Maneskin. İtalyanlar. Bunlar büyük patladı. Ama siz beğenmiştiniz İtalyanları. Neydi ki? Maneskin. Geçen seneki ya, işte. Iggy Pop'la falan düet müet yaptılar sonra. Şey Begging cover'ı mı? Öyle bir şey yapmışlar. Hmm. Ben şeyi seviyorum. 2-3 sene önce ya, herhalde İsrail'in mi ne bir tane kız tavuklu bir şarkı söylüyordu. Bakın 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 falan böyle tavuk taklidi yapar gibi böyle tombul bir kız o da böyle. Birinci oldu. Değil mi? Birinci olan İsrail miydi? İsrail. O güzel bence şarkıydı. Eurovizyon'da bak. Tavuklu, büyük, tavuklu İsrail şarkısı yazın çıkar. Çok büyük linç yiyorum bundan her seferinde. Eurovizyon'da çıkan herhangi bir şarkıyı beğendiğim olmadı. Oo. Net bir şekilde. Küçükken değil ama. Şey küçükken var, başka çocuk şarkısı gibi geliyordu. Rahmetli'nin favori şarkısı. Abba çıktı bir tek işte maksimum ulaşabileceği seviyede sen Abba. Bir numaralı Abba düşmanısın ben ayrıca. Ben sadece Türk şarkılarını hatırlıyorum. Yani. Biraz milliyetçi miyim neyim anlamadım. Selçuk. Onu beklerdik. Mor ve Ötesi. Ben sahne şovu seviyorum arkadaşlar. Sahne şovu şakalar olursa güzel. Zaten sene sahne şovu var işte. Every Way'de daha kendisi ne kadar birinci mi olmuş? Timur Selçuk. Evet. Timur Selçuk'un şarkısı yok mu? Bir tane çılgın bir şeyi var. Bana bana. Bana bana. Bana 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 bana. Mesela o kadar azimli ve ambitious bir şey ki aynı kelimeler. Bence iyi şarkı bizim tanımı zaten böyle bu kadar basit bir şey değil abi. Orada iyi şarkı ne? Mesela senin için iyi şarkı ne? Benim için iyi şarkı böyle gözümü kapayacağım. Allah diyeceğim be. Hayatının anlamı var aslında falan. İşte Eurovizyon'da herhangi bir şarkı böyle değil. Hiç mi beklentin? Niye ya? Sertab Erener sana bunu hissettirmez mi? Bir şey söyleyeceğim. Sen daha çok bir dini şarkılar mı? Gözünü kapatıp Allah diyeceğine göre. İnsana bence bu bir çeşit. Evet dini bir şey, inançlı bir şey yani. Müzikte tasavvufi varabileceğin. Müzik yani boşluğumu şarkıyla doldururum gibi bir şey yapıyorsun. Boşluğun olduğunu nereden çıkartacak? İnsanı insana Allah'la anlatan bir şarkı. Mükemmel boşluğun yok mu? Böyle bir şey vardı. Mükemmel boşluk. Şey akılda mükemmel kalsın. Boşluk nedir o? Geri dönen şey Türkçesini bilmiyorum. Ritornello diye isim geldi. Neydi o hep aynı söylenen şey şarkının içindeki? Nakarat, nakarat. Ritornello. Ritornello ne lan? Ritornello, İtalyancısı Ritornello. Siktir git bak. Nakarat. Abi, ne olur yardım et, bilmiyoruz diye İtalyanca atıyoruz. Ne Çincesi geliyor ağzıma. Ritornello şeyi güzel olsun, nakaratı güzel olsun. Ondan sonra akılda kalıcı olsun, bir de sahne şovu olsun. Tamam abi, bizde. Sahne şovu falan bir yerine gelmez. Düz şovdu abi, o düz şovdu. Onunla birinci mi olmuştuk biz? Evet. Bir. Helal olsun be Sertoş'a. Bir de Sertab'ın eski şeyi sevgilisinin şarkısı değil mi o aslında? Neydi adamın adı ya? Demir. Demir Demirkan. Demir, 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 ne olmuş yani? Ha, demir Demirkan'dan böyle yine bir şarkı. Yine bir kadın değil mi bunu başaran? Yani? Arkasındaki erkek. Elikşan wow, biraz öyle oldu. Geldi. Hiç böyle düşünmemiştim. Elikşan'ın ruhunu çağırdı. Rahmetli nur içinde yatsın. Bunda kesme var mı? Böyle tabii. Bakıyorum boşlukları kullanıyor musunuz? Yok. İstediğin zaman kesebiliriz. Bunu niye tutamıyorum lan? Zordur. Küçükmüş biraz. Garip böyle bir saçma bir şey oldu. Ben şeyde dayamış gibi oldum sana. Reklamı dayamış gibi. Dedeler. Yani abi programın adı dedeler abi. Olsun yine de reklam. Kesersin oradan bir yere koyarsın. Force bir reklam olur. Şeyde, sosyal medyada paylaşırsın. Caner de dedeler tercih ediyor falan. Öyle reklam. Şunu ama hakikaten şeyde şu çektiğiniz diziye koşanın olur mu sana? Evet, tabii ki olur. Yani ben oynasam da olur ama hani onu şimdi artık çok geçtir belki onun için. Evet, bitti. Çekimler devam. Yarısı bitti. Ajda Pekkan demiş ki, Z kuşağı diye bir kuşak çıktı, ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece. Wow. Gerçekten aynı anda hem bir dede olmayı hem de ilkokul 5A'dan Ajda olmayı. Mizah. Abi Ajda Pekkan'ın herhangi bir kuşağa bağlı olmaması bizim suçumuz değil ki yani. İnsan bir zahmet usta anda kal kardeşim. Evet yani. Tadında bırak. 77 yaşına gelmiş 32 yaşında gibi davranırsan biz ne yapacağımızı bilemeyiz yani. Kafamız karışır. Ajda Pekkan ne yapıyor? Hala konsere çıkıyor mu sen? Tabii tabii. Günay restoranda arada çıkıyor. Harbi diyorsun? Tabii tabii yapıyor. Günay restoran mı var hala? Ne Günay'cı arkadaş benim. Günay dedi. O şey gibi, Türker İnanoğlu gibi. Türker İnanoğlu, Günay Bey filan böyle 3-5 tane. Günay hala aktif mi vardı? Tabii tabii. Hadi ya. Böyle şeyli kadehli logosu vardır ya onun. Hiç hatırlamıyorum. Gazetelerde çıkardım. Onun yerinde CZN bırak falan yok mu? Full sallıyor muyum ben ya? Mekan belki var. Değişmiştir ya. Neresi değişmiştir?
Şişli nerede? Gibi bir yerdir. Etkiler falandır herhalde ya. Değil mi? Kur sallıyor musun? Şişli mi? Bence ikiniz de. Biri atıyor ama hanginiz bilmiyor. Çok ayıp ettiniz diye yazacaklar şimdi şeye. Altta. Çok ayıp ettiniz. Caner abi ayıp ettiniz. Şişli olur mu? Etkiler olur mu? Bilmiyorum. Hacı Pekkan'ı takip etmedim hiçbir zaman sanırım. İşte karı çıkıyor karşıma. Ben Magazin Gazetesi diye bir tane hesap takip ediyorum. Oradan karşıma çıkan her şey sayesinde birazcık en azından gündemle ilgili şeyleri duymuş oluyorum. Onun dışında televizyon, mevzu, şu bu bilmiyorum. Gündem dedin magazinle ilgili. Magazin, magazin tabii. Ama şeyi falan takip etmiyorum işte. O uluslararası karı koca habire davalar, canlı yayın. He, Johnny Depp'ler. Ben onu izliyorum. İzliyor musun? Ha, bayağı izledim. Ne düşünüyorsun konuda Caner? Yani değişik orijinal bir düşüncen var mı yoksa? Yok, herkes gibi. Yani... Ne düşünsün oğlum adam ya? Ne bileyim ben birisi de çıksın, birisi de çıksın ya Amber Heard'a yazık oluyor diye bir şey anlasın ben. Ha, geçen gün onunla ilgili bir yazı okudum ama mesela iyiydi. Yani Kat mesela bir yazı yazmış hani erkekler yine çok hızlı davranıyor gömmek konusunda diye. Çünkü aslında karşılıklı bir şiddet var zaten. Hani olay sadece hani Johnny Depp'in kariyerinin bitirilmesi üzerinden gitti ve şu anda hani Amber Heard işte Amber Third Me Poo falan gibi böyle sulandırıldı ya iş. Yani dünya o kadar hani aslında Me Too'yu ezmeye o kadar yatkın ki zaten. Evet, hemen evet. Onu sahiplendi ve meme'e dönüştü falan. Evet. Dava evet çok zarar gördü ama sadece Amber Heard yüzünden mi? Hayır gibi bir yazı vardı. Yani burada karşılıklı şiddet var ama İnsanlar Johnny Depp'i kurtarmak istiyor tabii ki. Katılabilirim yani tabii ki şey. Herifin kariyeri gerçekten bitti sonuçta. Evet evet. O biraz şey oldu yani. Orada belki gerçekten haksızlık olmuş olabilir ama yani günün sonunda hakikaten bu Me Too durumundan intikam alır gibi bir hava var yani evet. Bu dava üstünden. Evet. Hazır bir tane adam yakalamışken haklı hadi. Tabii tabii. Yani sürekli bu var ya internette falan. Ben şeyi merak ediyorum. Bu kariyeri bitenler sonra geri dönebiliyorlar mı? Türkiye'de mesela kariyerim bitiyor ama 2 sene sonra her şey unutuluyor. O biraz ne kadar nasıl bitirdiğine ya? Bağlı abi. Mesela böyle Harvey Weinstein gibiyse hapiste çürüyorsun zaten ama atıyorum. Weinstein hapiste mi? Tabii ev hapiste. Ev hapisinde falan değil mi? Öyle o şey. Kadar detay bilmiyorum yani. Ama Kevin Spacey ne oldu mesela? Kevin Spacey hapiste falan değil. Hiç şey yapmıyor mesela. Yani davayı kazandı galiba. Kazandı. Onun tanık manık olacak tipler öldü falan. Birden fazla senede. Evet abi burada acayip bir durum var. Bayağı öldürdü diyorsun yani. Yani daha bir şey demiyorum yani ama gerçekten bitiyor. Yani mesela Louis'in bütün anlaşmaları FX'te bitti. Filmi gösterilmedi bile falan. Bir kim Louis'i mi diyorsun? Bir gösteriyle döndü hani kendi sitesine koydu falan ama hani hiçbir network destek vermiyor. Evet ama şey enteresan onun da yani mesela pandemi çıkmadan önce hatta Ukrayna'da olacaktı. Biz gidelim mi acaba filan vize falan yok Ukrayna diye gaza gelmiştik. Tırak kararlar alıyor gibi görüyorsun. Neyse yani şey ama o devam ediyor gösteri yapmaya. Gösteriye devam ediyor. Dolduruyor gösterilerini falan. Evet ama işte şey yok. Kanal televizyonu yok. Dijital yok. Netflix'in yaptığı şöyle bir şey var. Bu Fantastic Beasts'in ikincisinde Johnny Depp oynuyor ya hatta üçüncüsünü değiştirdiler. Netflix'in de Tumblr'ında önceden Johnny Depp vardı tabii ki Fantastic Beasts'te böyle. Değiştirdi. Kabak gibi değiştirdi onu. Şimdi geri döndü ona. Dava hadi döndü ya. Tabii canım az o şey değil Netflix'te yani. Ulan Netflix. Ulan seni. Ama o değişiyor şeye göre ya. O hep aynı tam göstermiyor sana ya. Her girdiğinde hayır, farklı. Hayır ama bir cancel etmişti bir ara Johnny Depp'i yani bütün şeklinden. Yani. Benim de daha önce izlediğim için bir daha izlemek ister misiniz? İzleyen karşıma çıktığından onu takip ediyordum yani. Şimdi Aquaman'in başrolündeki herif Johnny Depp'i Instagram'dan takip etmeye başlamış. Ve şey demiş işte Amber Heard'ın ikinci filmde olmaması gerekiyor. Buradan çıkarılması gerekiyor. Aynen. Hani aynı şeyleri görecek falan. Ama aslında dava da sonuçlanmadı bir yandan da. Yani. Ama o acayip dava... manipülatif Bitcoin gibi bir dava evet. Yani. Yani o davanın sonucu fazla fikir değiştireceğini zannetmiyorum insanların. Yok aklına. Evet. Çünkü işte meme kazanıyor abi. Çok... Sosyal medyada böyle bir durumu var. Yani baskın olan şey kazanıyor. Ki bu satın da alınabilir bir şey aynı zamanda. Hani sen 1500 tane, 100 bin tane kişiye tweet attırabilirsin. Belki de. Orada Elon Musk aldı bu arada. Neyi aldı? Twitter'ı. Twitter. Ama o en son bir dur bakalım yani bir karışıklık oldu falan dedi galiba. Ha? Biliyorsun değil mi hikayeyi? Satın alma süreci askıya alındı falan diye haber vardı geçen. Ben onu görmedim hiç. Ben de bunu gördüm. Yok ya bayağı şey yapıyor herif. Bu saatten sonra geri vites. Geri vites değildir de yani ne bileyim bürokratik süreci uzamış. Satın alma değil de o galiba şey süreci. Kiralıyor. Yok böyle o yönetim kurulunda ona verilmesi gerekiyor falan filan. Geçiş süreci. Yani. İşte geçiş süreci uzamıştır herhalde. Yani. Hayır şunu demek istedim. Amber Heard'le bir ilişkisi olduğu iddiası hatta görüntüleri falan var ya. Görüntüsü mü var? Görüntüsü yok. Var var. Asansör var görüntüsü var tabii. Ne yapıyorlar görüntüde? Küçük kişiler mi? Trisam. Omuzlarına kafası koyuyor. Ya Allah Allah. Amber Heard'ün de olduğu Trisam. İçerisindeler. Kara Delevin o ve şey Elon.
Evet. Hayır, beraber oldukları, resmen beraber oldukları bir dönem var galiba zaten, yok mu? Var ama o adamın iddiası... Şu an bu konuya olan ciddiyet yaklaşımı... Abi, bizim bu konuyu cidden bu noktada tartıştığımızı farkına vardırdı bana yani gerçekten. Ciddiye aldım neyse. Çünkü şey yani çok ilginç bir şey lan. Mahkeme TV ne yani? Niye biz bunu izliyoruz? Bunlar karakter değil. Gerçek insan var bir daha falan. Çok yabancılaşıyorum peki bazen. Peki sizce? Johnny Depp oynuyor. Amber Heard. Çok pis oynuyor. Johnny Depp. Oradaki yargıç, avukatlar filan. Bunların hepsi kameralar kapanınca bugün kaç para kazandık filan tarzı bir ilişkileri olabilir mi? Olabilir mi? Valla bilmiyorum ya, ama ya kadar çok şey. Valla mahkeme lan bu. Abi televizyonda. Hollywood'un yani hukukla ilgili bu kadar böyle rezil film çektikten sonra işte aslında şöyle manipüle ediliyor, böyle işte gazlanıyor falan diye artık bunu yemiyor olmalıyız. Ama bak biz bu davaya ilgimizi çekiyor diye izliyoruz ama aslında devamlı bu adamların bir böyle highlight davaları oluyor toplumca takip ettikleri. Yani bu anladığım kadarıyla evet, Amerika'da bir hobi. Çok magazinli artık. Evet. Herkes evet, dünya evet takip ediyor falan. Hmm. Bir de işte Me Too hareketi ve Me Too'ya karşı olan hareket de aşırı popüler oldu. Me neither. İkisi de yani. o yüzden böyle şey gibi aslında ifade özgürlüğü nereye gidecek falan gibi bir yere bile bağlanıyor. Yani saçma bir şekilde. Çünkü mesela şeyin Amber Heard'ın PR ekibi tweet sildiriyor işte bilmem ne Johnny Depp meme mi yaptırıyor anladın mı? Yani böyle abuk subuk bir şeye dönüştü. Hakikaten sosyal medya yönetimi gibi bir savaş var ayrıca ortada. Kimin kazandığı hiç belli değil. Biliyor muyuz? Mahkeme kimin tarafında? Çünkü biz Amber Heard'ın yok işte kok mu çekiyor bilmem ne bilmem ne poz mu verdi salak salak meme'ler o kadar şeyiz ki bakıyorum böyle harbiden ne yapıyor lan mahkemede falan. Yani gerçekten hakim ne düşünüyor veya o mahkeme o gün nasıl sonuçlandı hiçbir fikrim yok yani. Ama jüri neticede... Jüri yok. Jüri var mı? Jüri gözüme çarpmıyor benim hatırlamaya çalışıyorum. Jüri abi, değil bu galiba. Jüri galiba son noktada falan son gelmiyor. Son noktada geliyor evet. Ha, şimdi takip ediyor jüri. Niye ya jüri ne? Televizyonda mı jüri diyor? Onun da öyle bir imkanı var diye. Evet sistem kurdurmuş hocam. Yok abi, abi ben jüri sadece filmlerden biliyorum. Evet, ben abi şunu biliyorum. Jüriye... Jüri olmak hakim, hakim mi işte o savcı vesaire şeyi anlatıyor. Biz... Amerikan hukuk sistemine göre bu tip bir şeyi bu tarz yargılayabiliriz. Cezaları bu olur diye jüriye sunuyor. Jüri de suçlu veya suçsuz olduğuna karar veriyor. Yani yine kanunları jüri koymuyor günün sonunda. O yüzden jüri sen bize şu Amerikan hukuk sistemini anlatıyorsun. Evet. Jüri sonra giriyor dediğim gibi o yüzden. Ya, o filmlerde boşuna bizdik yani jüri. Sayın jüri üyeleri falan onlar yalan dolan mıydı? Hayır yalan dolan değildi de. Son aşaması işte. Şey var ama bak bu sabah ben bir parça izledim. Hakikaten öbür Amber Heard'ın avukatı bir bok diyor. İşte öbür Johnny'nin şeyi işte itiraz ediyorum. Sürekli bilmem itiraz, itiraz ediyorum. İtiraz, hakikaten filmlerdeki gibiydi mesela o. Ama kronolojiyi bilmiyoruz ya biz. Hani bu olayların yaşanma kronolojisini bilmiyoruz. Asıl sorun o. Sadece şimdi... şey konuşuluyor. Amber Heard yatağa sıçtı. İşte köpeğe suç attı falan gibi bir şey. Hani mesela sistematik bir şekilde şiddet gören biri yatağa sıçabilir ya mesela aslında bir noktada. Evet. Ama bunun sıralaması bilmiyoruz biz. Yani orada aslında çok ciddi bir manipülasyon evet var. Amber Heard'ü yani haklıdır falan gibi bir yer değil ama o kadar toplum böyle Amber Heard'ü yani yok etmeye oynuyor ki şu anda herkes. Böyle şey oldum bir dakika abi yani gerçekten ya şu davayı şey takip edelim insan gibi. Ya da hiçbir yeriyle ben ilgilenmeyelim oldum. O yüzden hayvan gibi izlemeye başladım. Sonra dedim bana ne ya? Kendimi izleyemiyorum. Video yükleyemiyorum. Bu sefer de ona döndüm. Ya. Niye bunu izliyorsun? Çok evet kaptırmışsınız sonra. Ben baştan hemen kestim önünü. Hiç çok girmem mantıklı. Hiç ben şey yapıyorum. Özetlerini izliyorum. Sonra bütün davayı takip ediyorum da. Günde 5 tane iş yapıyorum ben. Şimdi bir de motosiklet alırsam bambaşka bir hayatım olur. Bak tavsiye ederim. Balayı neden biliyor musun Barış? Tabii tabii her gün gidiyor. Bugün balığa gidiyor başladım ben ya. Ha gördün mü? Story falan. Evet ya balığa başladım. Çok enteresan bir hobi. Sonraki aşaman ne? Ölüm gibi. Ya, yok yok benim dönemsel hobilerim var. Mesela bir ara çilek alıyordum. Sapık gibi çilek reçeli yapıyordum. Bir ara zeytin ağaçlarla... Reçel mi yapıyordun? Evet çilek reçeli yapıp millete dağıtıyordum. Babamın hobileri lan bunlar. İşte ben biraz yaşlıyım. Hep yaşlıyım. Hocam dedene baş dede olarak. Ondan sonra bir ara zeytin kurmaya başladım. Pandemiden önce zeytinlik almaya karar vermiştim. Zeytin kurmak. Zeytin topluyorum ve kuruyorum. Hayatımda zeytin kurmaya başladım ve diye bir cümle kurmadım. Çıkarıyor musun hayatına komple? Çok seviyorum. Öğreniyorum onunla ilgili her şeyi okuyorum, izliyorum. Belgeseller, kitaplar, şunlar, bunlar iyi bir noktaya geliyorum, çekiliyorum. Ya Barış Hıyar gibi bizimle vakit kaybedeceğine YouTube kanalı gibi adamsın ya. Yani bütün bu hobilerini tek tek içeriye dönüştürüp evet yani, her herkes aynı şey söylüyor. Ya benim ihtiyacım olan şu. Bir kişi evet olacak benim. Maaşlı bir elemanım olacak tamam mı? Benimle yaşayacak, uyuyacak, uyanacak. Her daim çekecek. Ve ne yapacak? Hep çekecek her şey. Yanında kamerasıyla çekecek. Kurgusunu da yapacak. Ben diyecek ki yaptım kurguyu, hazırladım. Yayınlayacak mısın bunu? Tabii tabii ha, böyle olmasın. Önce değil.
Ölünce öyle duruyor. Amy Winehouse. Ölmeyeceğim ya, dur ya. Karşıma bile ödeyip hemen beni öldürdün. Hayır ya, öyle bir güne mi hazırlamak istiyorsun bu malzemeyi? Ha yok yok, ben normal vlog gibi takılmak istiyorum aslında. Yani bu, istemiyorum bunu bu arada. Aklımdan geçen bir fikir. İstemiyorum. Kim uğraşacak bununla yani? Bir ara şey vardı. Yatıp kalkması hoş olmadı da yine de hani ha, bir saat, iki saat seninle maaşla olacak. Kahvaltı ederken. Sen butler istiyorsun bayağı. Yok tabii, yok. Butler çekim. Kişisel 7-24 arası havlu olacak mı? Kesinlikle. Havlunun altında bir gizli kamera. Her anı çekecek. Yemek memek hazırlamaları yapacak mı Öşe? Hayır hayır. Ya. Sadece çekim diyor. Hayatım... O zaman ayrıca bir de o lazım işte, onu unutma. Ben de bu kişisel asistan olayına çok varım. Ama bir kişi yetmiyor. Bir kişi senin bu profesyonel içerik, cahçuk bilmem ne, o zaten 7-24 bir şey olması lazım. Abi yanında biri varken yaşanmaz ya. Abi hayatınızın i̇şte abi, bu kadar falan kıymetli olduğunu düşünüyor musunuz gerçekten? Hayır yani, zaten birçok insanla paylaşıyoruz hayatımızı ya. Abi yok işte sizin evde çocuğa bakan bakan yerden biz hayır. İşteyken var yani 10'da geliyor. Caner. Ben 12'de çıkıyorum zaten, 4'te ben gelince gidiyor. Yani ben evdeyken olmuyor hiçbir zaman. Lütfen şey lütfen hayal kuracağın zaman bak, buna sakat hayal denir. Madem hayal kurmaya başladık, bunu tam kuruyoruz. Tamam. Biz zaten apartman dairesinde değiliz koçum. Kocaman benim hayalim, çünkü şu kapıları kapat bana burada yaşayayım gibi bir hayal yani. Hayal. Şöyle bir şat odası tamam mı? 46 odalı falan. Onun işte 8 tane odası falan, o senin içine kapanıp ve kimseyle karşılaşmak istemediğin mahremiyeti sağlıyor. Ayrıca işte bu Barış'ın dediği asistanın bir tane odası var. Evin kahyasının odası var. Sushi ustasının bir tane odası var. Richeric bu ya. Richeric'in malikanesi bu. Yani... McDonald's'ı var falan. Tabii o kadar bak, ben de oraya gidiyorum mesela. Bak şu da çok güzel mesela. Diyelim yalnız kalmak istiyorsun. 3 gün adamdan çıkmıyorsun, bir şey okuyorsun, yazıyorsun, uyuyorsun. Ama çıkmak isteyip süper sosyalleşmek istediğinde o dairelerde, o odalarda yaşayan bir sürü partici insan var. Bir iniyorsun abi. Aynen öyle. Havuz başında kızlar kahkahalara, tabaklara, düzenler, şakalar. Evin şeyinde bir bölgesinde, çok doğru Barış. Evin bir bölgesinde 7-24 devam eden parti var. Ama o da öyle ayarlamış durumda ki. Sen mesela orada... bile duymadığın kadar 50 Cent fan olmak istiyorsunuz. Ama rap ben de öyle anladım. Rap de yaparım ben. Orada 24 saat 7/24 Pink Floyd çalan bir oda var, sessiz. Mesela beni almaya çalışıyor. Hocam ben sevmem. Ben şey severim. Yani onun mesela bir plağa yatırayım, bir koleksiyon yapayım. Ben böyle şeyler severim. Plağa yatırayım. Abi şato sahibi olmaktan bahsediyorum. Ya boş ver. Ben sevmem şatoyu. Çok mı? Büyük parayı evet. Birini zannettim. Oğlum bu şato zaten parayla alınacak şey değil. Böyle kalması lazım. Şatonun kalacak, dededen kalacak. Varlıklı bir yok, aileden kalmadı da. Geliyor olman lazım. Şato yani. Almak için çok çalışman lazım. Bir de şatolar euro iledir yani. Bir de euro ile, bir de yeni şey yok, yeni şato yapmıyorlar. Bak o kadar oynadı. Bak Türkiye'de şato yok. Var mı Türkiye'de şato yok? Bir iki tane var. Şato yani denecek var mı? Var mı şato denecek bir şey? Yapı. Ne var mı? Şato denecek yapı var mı? Çünkü şato olması için... Kaleler var bizde. Köşkler var. Köşk var. Şato sayılmaz onlar. Aa şey çok iyi değil mi? Cadde Bostan'daki. Sen taş istiyorsun. Lan oğlum onlar kaç odalıdır yani? 20 odası var onun. Yok be. Var mı? Geniş mi orası? Bir tane belki. Beyaz kaç oda var ya? Burada kaç oda var? Burada 4 oda var. Yani 20 vardır orada yani. Ama o kadar büyük değil lan o beyaz köşk. O kadar büyük mü ya dışarıda? Beyaz köşk ne? Site mi? Hayır ya, şurada Cadde Bostan sahilinde yok mu bir tane beyaz büyük köşk? Büyük. Vardır 20. Ne? Büyük. Ömercan yatırım yapacak da şey arıyor. Yatırım falan çok geç kaldık arkadaşlar. Farkındasınızdır ya. Orası bir artık pahalı. Hayatta kalmak yeterli gibi bir dönemdeyiz. Maalesef evet. Öyle. Telifimiz olsaydı mis gibi. Bak şimdi Caner'in 582 bölüm dizisi vardı. Başladık. Değil mi? Telif olsa evet. Bence olsaydı. Hala utanç verici. Her yerde doktorlar falan oynuyor. Oradan para kazanman gerekiyor. Sen doktorlarda oynadın. Her ben de onu ilk defa her şeyde oynadım. Türkiye televizyonlarında yapılmış her şey. Ama sen doktorlarda öyle bölüm gibi mi oynadın? Bölüm girdim, sonra 13 bölüm böyle bütün hasta girdim. Bütün iyileşirim falan. Hadi ya. Çok iyiymiş. Banta aykırı bir şekilde bir karakter sokuldu. Şeyi çok sevdim ama Caner ya. Senin yönetmen oynadığın... O da işte son gece yazıldığı için o. Öyle mi? Yani çünkü başka bir bölüm vardı orada. O benim bir türlü içmesin, bunu değiştireceğim. Değiştiremedik falan. Son gece Volkan'da onu yazdım. Ertesi gün kim oynayacak bunu? Ben oynayacağım olduk yani. Bir de böyle yanağından vurdu ya kötü filmlerin yönetmenim. Çok hoşuma gitti onu, benim oynama fikrim. Çok zevkliydi ya. O bölümü çok sevdim. Ya genel olarak ben sevdim diziyi bu arada. Çok beğendim. İlk sezonu Cart diye böyle izledim. İkinci sezonda ortalara bir yerlere geldim, sonra durdum kaldı. Ben de ilk sezonu izledim. Bir tek ikiye geçmedim daha. Galiba iki, yeni üç bölüm mü? Üç, dört bölüm mü? Neydi? İki yeni çıktı değil mi şimdi? Yani. İki hafta oldu. Ha yani yeni derken en son iki çıktı. Devam edecek mi? İzlemedim. Üçe giriyoruz. Ağustos'ta. O iyi. Evet, var mı başka konumuz? Var. Ömercan, bir bence seni çok yakalayacak bir konu var.
Ben hiç anlamayacağım. Bu ara ama bu ara soracaksınız. Bu ara filmlerim. Çocuk filmi değil. Bu ara böyle ciddi bir nostaljik şey içerisindeyim, duygular içerisindeyim. Yaşımız herhalde oralara geldi diye. Ve böyle çocukken televizyonda Çalakalem izlediğim, sonra kesinlikle bakamadığım, hatırlamadığım, internette falan bile bulmakta zorlandığım filmleri bulup izlemeye çalışıyorum. İzlemedim çoğunu yani ama. Böyle bunların, bu filmleri hatırlamak veya oturup başına izlesem beni böyle sanki bir battaniyeye sarılmışım gibi tekrar böyle şey sıcak duygulara şey yapıyor. Bir tane söyleyeyim mi sana? Hemen baştan söyleyeyim mi? Tamam hadi. Hiç bitmeyen öykü. Benim onda yokum, ben çok sonra izledim. Şey mi peki, battaniye, sıcak bir süt ya da çikolata, cips ya da bilmem ne, kurabiye ya da şey. Ben sadece battaniye. Kurabiye peki. Süt yapardım küçükken, yani çok severdim kurabiye ve süt. Kurabiye süt. Ben süt en son 6 yaşında falan içtim galiba ya. Ben 6 yaşında hala biberon kullanıyordum. Biz buna girmeyelim şimdi. Girdik. Hatta biberonu bırakmamın sebebi... kırıldı, bardakta içer misin süt dediler. Ben de yok dedim ve böyle bıraktım. Ha, sütü böyle bıraktım. Hatırlıyorum yani. Biberon çok neşeli bir şey ya. Ben bunu anlatmıştım diye hatırlıyorum. Altında bal olur. Birazcık içersin sütü. Sonra bir yerden sonra çarkalarsın daha bal olur. Abi o zehir çocukları ikna etmek için yapılan taktikler bunlar. Uslu çocuk olsaydın lıkır lıkır içerdin. Bir tane senin tutmayacağın Caner için söylüyorum. Bir tane daha söylüyorum. Hook. Oo, o büyük film ama. O öyle dandik dundik televizyon bayağı... izlenmiş film değil. Şey peki. Ya Spielberg filmi. Tabii ya. Spielberg filmi. Yılanma filmi. Ama yani... Neuralink Story de öyle bir şey galiba. Ben fantastik edebiyatı çok sevmem. Çocukluğumdan beri hiç sevmedim. Yani size çok burada söylemek doğru değil ama ne Star Wars ne Lord of the Rings hiçbirine fanı değilim yani. Ben aşırı böyle realist sonra... kafada şeyler seviyorum. Ben çocukken de sevdim. Sen de süper kahramanları falan izliyor musun? Hiç izlemem. Aa, ilk defa. Benim de aynı şey. En son Iron Man 1'i izledim Marvel dünyasına. İlkini yani. Çıktığı zaman izlemiştim. Ben hala izlemedim. Bak bir seri vardı küçükken. Bu televizyon filmi B-Movie bunlar, bu söylediğim. Tamam. Adı Critters. Evet. Biliyorum. Evet. Yaratıklar. Bende yok. Böyle küçük küçük böyle Gremlin çakması gibi bir şey falan. Ama o Critters çocuk filmi falan değildi işte. O işte o zaten böyle. Hayır, o zaman çocuk filmleri öyleydi lan. Yaş sınırı falan sen, yoktu da orada. Yaş sınırı abi. Yani kimse, kimse denetlemiyordu yani onu izleyip izlemediğimizde. Abi bir de bildiğim kadarıyla Türkiye'de yoktu öyle şeyler zaten. Türkiye'de yani, yoktu da ne demek? Yani Show Team. Der şey vardı abi. İşte, evet. Tabii, ama mesela ya. İşte diyelim ki Amerika'da falan o PG'ler, MG'ler çok ön planda. Ya kim bilir Amerika'da. 80'lerde geliyor galiba yanlış bilmiyorsam. 80'ler veya hatta 90'lar başı sallıyor da olabilirim ama eskiden yok. Hatta o PG olayını anlatan bir belgesel var. This film is not yet rated diye. Netflix'te ben de müzik için olanını izledim de şey izlemedim. Film bayağı ilginç şeyler var ya. Mesela oradaki o çıkar çatışmaları, yapımcıların aynı zamanda o yaş kurulunda olmaları falan gibi çok tuhaf şeyler var. Yani hiç o kadar masum değil hiçbir şey tabii. Yok ya o zaman kimsenin umurunda değildi yani. Hatta bu çocukluk kimsenin umurunda değildi oğlum zaten. Evet evet. Çocuk kimsenin umurunda değildi. Rastgele yetişiyorduk falan gibi. Arkada yani ne kemer takıyorduk arabada ne bir şey böyle. Çocuk kedi yavrusu gibi dört tane yapıyorsun biri ölüyor falan gibi bir abi, bakış var. Eski fotoğraflar var. Siz ya da nasıl yetişirse işte. Bebek var yani bebeğin yani ben değil de başkası sizin. Fotoğrafını çekmişler yandı sigara içiyorlar böyle. Evet öyleydik. Ha, o filmde şeyde oğlum biz var. Arabayla Bodrum'a gidiyorduk. Babam bütün yol sigara içiyordu mesela camlar kapalı falan. Hani ben bayağı sigara içmiş bir çocuğum aslında. Yani. Bayağı içtik. Pozitif bir şey üst başlık gibi. Sigara oldu. İçmiş bir çocuğum. Ama öyle yani hiç kimseye hiçbir şey umurumda cehalet dönemi yani. Evet. Şu anda da hani başka cehaletler şimdi yaşanıyor. Çocuklar yani. Şey yapıyor. Sonra falan anlayacağız yani. Wi-Fi ile aynı evde yaşıyorlar. Yani. Ya peki bir şey söyleyeceğim ya. Siz hiç şu nostaljiye kapıldınız mı? Biz iyi yetiştik ya. Böylesi daha iyiydi. Şimdi çok ya abartılıyor. Yok ya. Biz iyi falan yetişmedik abi. Bizde herkesin dikkati dağınık. Herkes hayal kırıklığı olmuş vaziyette hayattan. Kimse hiçbir şeye dikkat etmiş değil çocukken. O yüzden böyle bir tatminsizlik veya işte amaçsızlık falan çok yaygın bizim. Ama yani bunun... pedagoji yok, hiçbir şey yok. Çocuğu hani sadece siktir git falan denilen bir şey yani. Sus bakayım falan. Bak benim ailemi huzuruna yani. Getirdiğim problemler işte ben şöyle şöyle bir sıkıntım var dediğim zaman saçma oğlum yok öyle bir şey şeklinde örtbas edildi. Bu sıkıntıları çözmek için seninle konuşalım oğlum falan. Bizde yok öyle şeyler. Bizde olmadı. Ştak mı? Yoktu. Ştak. Sen mükemmelsin evladım. Ya, bana böyle davranın. Sus git odanın gibi bir tavır vardı yani çok saçmalarsın. Evet. Odamıza gidiyorduk duruyorduk BBG gibi böyle. Abi ben... Anneyi yanlış yaptın. Bana söylenmiyordu neyi yanlış yaptığım yani. O hani bir sesi yükselterek falan belli ediliyordu yanlış yaptığım. Yani böyle olmaz falan hani bir şekilde insan davranışları temeline dair hiçbir bilgi verilmedi. Onları okulda... Keşfetmek zorunda kaldım. Evet keşfettik. O da öğretmenin iyiyse. Öğretmeni iyiyse ve hangi öğretmen iyiydi acaba yani? Benim ilkokul öğretmenim berbattı. Oje sürüyordu. Ders yapmıyordu hiç. Ben Saniye hocamı sevgiyle ve
ilgiyle anarım. Bana çok güzel şeyler öğretti. Bir tane falan iyi hocam. İki tane vardı. Ama şey yetiştirdi o da. Gözümün önünde bu oldu. O da ona yazık yetişemiyordu. Yaramaz çocukları ayırıyordu birazcık gerçekten. Yaramaz çocukları şey yapamıyordu. Bunu anlatmış olabilirim. Anlatıysam susturun. Ya. Abi nereye kadar direnebilir ya o öğretmen? Evine gidiyor çocuk gördüğü, yaşadığı şeye bak orada neye gideceksin abi? Tabii ki dışlarsın bir yandan. Ama abi bak bir şey var tamam mı? İşte her hafta işte şunu hecelerini ayırın yazıyor tamam mı tahtaya ödev yazarken. Ece diye bir kız var. İşte bakın öğretmen okumayı öğrenmiş. İşte, bakın öğretmenin heyi kapayınca Ece oluyor diyoruz. Her hafta bu söyleniyor ve öğretmen de aferin evladım falan diyor. 7-8 hafta geçmiş. Okay. Sınıfın yaramazı bunu yaptı işte. Öğretmenim bakın Ece oluyor falan. O sınıfın yaramazı diye hoca ona gıcık ya döndü. Sen hala orada mısın? Biz onu geçelim. Kaç hafta oldu dedi. Evet. O çocuk o gün bitti. Hani, evet yani ben de şey olmak istiyorum. Benim öyle anlarım var mesela hatırladığım böyle. Hakikaten etkilendiğim ve travma yaratmış öğretmen anlarım var. Vardır tabii. Rüyalarımda dövüyorum falan onları. Yani şeyim hakikaten hala çok öfke duyduğum 7-8 yaş anılarım var yani. Böyle şey kolay değil onlar. Ben çünkü onlar şekillendiriyor yani. Bir kompozisyon yazmıştım. Çok da güzel olduğunu düşündüm. Böyle biraz uçtum kaçtım falan. Adam böyle düşük puan verdi. Ve lisedeyim yani. Çok düşük bir puan verdi. Abuk subuk bir şey bu dedi bilmem ne. Aldım ben sinirlendim. Cart diye kompozisyonu yürüttüm gözümün. Siz benim hayal gücüme karışamazsınız diye. Sonra disipline gitmiştim. Bu da en taşkın anımdır. Ben sizin okul müdürünü protesto etmiştim. Abi çok komikti o ya. Alkış eylemi yapmıştım evet, bahçede. Evet sana ne bir de sen kimsin okula ilk defa gelmişsin. Abi müthiş bir sessizlik oldu. Herkes sana baktı. Sen kütür kütür alkışlıyorsun falan. Müdür de bu arada rahibe falan böyle şey yani dünyanın en sert kadını. Mezuniyetler bile bir şeyi vardı böyle değil mi? Sizin bir şeyinize gelmiştim. Abi müdür çıktı konuşuyor. Ha böyle lisede falan da değil yani. Lisede. Ha. Konuşuyor. Ben de böyle yüksekten izliyorum falan. Artık bahçede. Böyle alkışlamaya başladım ama hayvan gibi alkışlıyorum böyle. Kadın da şey oldu, sessizlik oldu, herkes bana döndü. Ben okuldan değilim, ilk defa gelmişim. O kadar sinirlendim ki. Kim bu oyun? Sonra cendere böyle aldılar. Neredeyse öyle bir şey oldu ama. Abi ben ilkokuldayken ilkokul hocamı çok severdim tamam mı? Bayağı yani iyi Meral hocam hatta rahmetli de oldu biliyorum da. Sonra bir gün böyle ilkokul arkadaşlarımla buluştuğumda ya ben Meral Hoca'yı çok severdim dedim. Ve etrafımdaki herkes ben hiç sevmezdim dedi. Hmm. İlk defa şaşırdım. Nasıl ya nasıl sevmezsiniz ben çok severim falan. Eyvah sana torpil miymiş? Hayır yoksa? Bana torpil falan değil. Sadece ben zaten sınıfın yaramazı olduğum için bazı şeyler bana yapıldığında onu hak ettiğimi düşünerek kendimi şey yapıyordum. Hmm. Yani mesela hakikaten... Ve kulak çekip tokat atma oyu vardı tamam mı? Böyle çevirip tokat atardı böyle. Yanıyordu buralar mı? Ve ben hak ettirdim çünkü ona yani hak edecek bir şey yapardım mutlaka ve onun da cezası öyle zannederdim. Sonra bunları anlatmaya başlayınca hatırlamıyor musun? Sonra nasıl tokat atardı, aynı şeyi bize de yaptı, hiç umurunda değildi falan bir anlatmaya başladılar. Böyle bütün senin doğru bildiklerimi... Stockholm sendromuymuş seninki. Evet büyük ihtimalle. Bütün bildiklerimi ters bildiğimi düşündüm ve ilk defa hayatı sorguladım ilkokul hocamdan sonra. Ya çok acayip bir de şey bu bakış sonra açısı sonra onu yani. Ailene falan da yöneltseydin keşke baksaydın. Yönelttim doğru. Şu anda kesinlikle yönelttim ve mesela bak bir gün ben ilkokulda yine böyle bir kalem çaldık tamam mı? Bu bir hırsızlık yaptık yani kalem çaldık. Ceco'ya bak. Ama şöyle bir şey. O kadar dandik yani okulda ne çalınabilir işte para. Zıplayan top. Hayır abi yani, çaldık kalem. Deyince aklınıza çok bir şey geliyor ama şey yani biz oyun oynuyoruz. Ocean's Eleven. Kalemler var. Biz böyle bir örgütüz içeride ve böyle gördüğümüz kalemleri alıp bir kalem kutuya topluyoruz. Can versin. O kalem kutu da benim çantamda duruyor bu yani. Ama böyle şeyiz yani. Evet aldın mı aldın verdin mi verdin falan diye bunu oyunlaştırmışız. Çok kötü bir huy. Neyse sonra ben işte duruyorum. Bir müdür geldi. Özür dilerim. Cevdet'in beyni yıkanmış farkında mısınız? Yani çok kötü bir huy falan diye o araya da onu sıkıştırıyor. Meral Hoca! Sonra bir gün müdür girdi içeri. Dedi ki işte arkadaşlar dedi şikayetler geliyor sizin kalemler çalınıyormuş falan filan. Bunu anlatmıştım hatırlarsınız. Sonra ben de duruyorum. Böyle... Bir tanesi parmak kaldırdı. Orkun diye bir erkek. Gammaz yok. Dedi ki bak bir de şöyle. Hocam dedi ben dedi suçluyu biliyorum. Suçlu Cevdet Canverdir dedi. Bir de böyle. Ben böyle kaldım ne oluyor lan diye. Hakikaten beni aldılar. Ailemi çağırdılar. Babama durumu anlattılar. Nerede bu? Hangi okula? Arı Koleji. Ankara'da. Kolej bir de. Ya vallahi oyun yani. Kolejde hiçbirimiz... dayak var mıydı ya? Dayak henüz yok. Okulda dayak yemedik. Kulak vardı evet. Ha. Yapıyorlardı. Dayak değil mi oğlum? Sen ne kadar her şeyi kabul etmişsin. Sadece hayır. Abi ayaklarımız parmaklarımız kırılıyor.
Olabilir o yani. Ve sonra işte mesela aile dedin ya, oradan geldi. Mesela babamın ilk tepkisi, mesela beni karşına alıp hani neye ihtiyacın var, niye çalıyorsun değildi abi. Babamın ilk tepkisi odaya kapatmıştı ve sınırdan sırtıma vurmuştu. Sinirden. Ya bir de babam orada şeyi düşünüyor. Yani, sınırdan hiç böyle abi. Evet zaten. Yok yok. Sinirden bayağı vurmuştu, hatırlıyorum. Bir de bak o mesela neyin derdi yoktu, biliyor musun? Yoktu. Çocuğu anlamakla ilgili bir bilgi yoktu bence. Derdi şu bak. Bana bu lafı getirdin. Benim oğlum bunu yapmış yani, oldu gibi. Evet. Doğru evet. Tepsi çal bari. Kalem ne filan. Evet abi niye sorsana bana, ben oyun oynuyordum yoktu yani. Yoktu biz mi yoksa böyle bir kuşağın çocuklarıyız yoksa hakikaten... Hayır ben cevabını biliyorum abi. Biz hadi çünkü bakalım. Yani sizin adınıza konuşmuyorum ama bizim jenerasyonda bence çok yaygın. Biz çünkü televizyon büyüttük galiba, basit. Yani o da hırsızlık oyunu oynuyor sonuçta, işte hırsız, polis filmi tarzı. Hayır, bir şey yapmayı sebebini anlıyorum zaten. Yani her çocuk abi kitaptan da okursun. Yok ama işte üstüne de onunla ilgili problemi gene anan baban çözmedi yani. Gene ben çözmüyor gerçekten... Ben niye çözmüyorum? Ben gerçekten hayata dair... Zekiler mi çözmüyordu, kimse mi çözmüyordu? Bilmiyorum, benim çevremde kimse hiçbir ebeveyn çözmüyordu yani. Benimkiler de çözmüyordu. Ben hayata evet. dair ahlaki derslerimi, işte ne bileyim çıkarımlarımı, bakış açımı falan birçok şeyi filmlerden edindim kesinlikle. Evet, doğru değil onlar yani. Doğru, Cable doğru Guy. Değil. Evet. Cable Guy, aynen. Cable Guy. Yani zor ya, kötü. Şu anda da bu arada hani biz bir aydınlanmış belki insanlar görüyoruz çevremizde en azından bir nebze, ama daha da kötüye giden de kesimler var ya. Var. Benim çok gidip merak çocuğun adını abdüksel koyanlar var. Yunan tanrıları isimleri falan. Benim ailelerden mesela çok medet umuyorum. Yunan tanrısı. Ya çocuğun adını işte Ares koyuyor, Zeus koyuyor falan. Zeus çocuk. Zeus duymuyor. Ares duydum da Zeus duymuyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ben şimdi hala bizi 16 yaşında falan sanıyorum. Yani kendimi de seni de görünce hala oradayız. Şu anda senin evli ve bir çocuğun oluyor olma fikrine ben inanamıyorum. Yani ben de. Fotoğraflarını falan görünce yok canım. El alemin çocuğuyla beraber çektiğini falan gibi hissediyorum. İçinden de kaynaklı. Olamaz yani öyle bir şey diye düşünüyorum. Mesela baba olmak nasıl bir şey ve yani benim, senin çocuğun olan ilişkini nasıl? Bir anlatsana ya. Yani çok tavsiye etmem kimseye. Çünkü çok şey yani kişiye has bir deneyim. Yani ben mesela hayatımın doğru dönemine denk geldi. Bir iki sene önce denk gelse çok başka yaşardım muhtemelen. Böyle bazı şeyleri... Bir şekilde mügeyle hani tam öncesinde çok gezdik, böyle bir iki seneyi full bütün paramızı gezmeye harcayarak yaşadık. Tam üstüne pandemi geldi falan filan. Pandemi çocuğu oldu ve aşırı sağlam bir bağlanma süreci geçirebildik. Yani hiç işe gitmediği falan, üç kişilik böyle bir yaşam falan. Şimdi hayat normale dönünce tabii ki şeyi tam kavrayamıyorum. Hani benden neyi hayattan, hayatımdan bulut götürdü, neyi pandemi götürdü falan. Çünkü bir sürü eskiden sevdiğim şey artık hayatımda yok. Her gün board game oynamak gibi. Hmm. İşte ne bileyim istediğim zaman o gün tatile çıkabilmek falan gibi hiçbir şey yok hayatımda. Artık her şey bulut. Buluta göre karar veriliyor ama bu şey gibi de olmuyor. Buluta göre ben yaşayacağım. Öyle de değil. Hakikaten önce bulutu düşünüyorum. Yani içgüdülerim değişti. Ve hakikaten o mutluysa mutlu oluyorum falan gibi. Çok basite indirgendi hayatım ve bu beni çok mutlu ediyor. Ama bunu mesela 20'de 25'te yaşasam çok öfkelenirdim muhtemelen. Yani hayatım elimden gitti olurdum ve ona yansıtırdım muhtemelen. Yani bizde bence bir şekilde doğru dönemi var bu işin ve acele etmemek gerekiyor gibi hissediyorum. Ama bak, çok zor bir şey. Aşırı zor bir şey var yani. Buradan şeye bağlayalım. Bizim babalarımız falan kaç yaşında mesela çocukları oldu çok aslında? Erken, tabii, 20, çok erken. 25 tabii, tabii. Aslında bu dediğin ne bağlantılı? Biraz da evet, o yani. Tabii. Çünkü hayat dediğin şey ne? Çocukların çocuklarıyız biz. Evet, aynen öyle. Kendi hayatına dair hiçbir fikri yok. Benim babam asker. Ortaokuldan beri yatılı okulda okumuş, sert disiplinin içinden çıkmış ve çocuk yapmış, kendine göre hayatını devrim yapmış yani. Hani ben bir şekilde tiyatro okuyorum, hani evet. istememesine rağmen buna okey bir şekilde falan. Tabii ki çocuk yani psikolojisi sana yansıtılan her türlü o ne diyeyim ilgisizliği veya aslında seni yaptığı şey takdir etmeden de olsa izin vermeyi hissediyor ve işte anneni babanı göt etmek için uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Sen onu öyle yaşıyorsun içinde. Babama saygı duyuyorum, evet adam acayip geliştirmiş kendini ama psikolojimdeki birçok yaranın da sebebi onlar sonuçta komşularım değil yani ama öyle mecburen oluyor. Öyle yani ben de Bulut'un hayatındaki birçok travmanın sahibi olacağım maalesef. Onun bir noktası şey ama herhalde bir noktası dikkat kaçınılmaz yok, gibi. Kaçınılmaz. Yani zaten böyle bir şey suçlamanın evet. bir anlamı yok ama şey lazım anlamak gerekiyor abi. Ben 2-3 senedir terapiye gidiyorum ve anlamlandıramadığım bir sürü karakter özelliğimi anlamlandırdım. O önce bir öfkeye dönüştü falan. Sonra ulan tamam yani zaten böyle şekilleniyor karakter falan olduk. Ama o süreçten geçmek çok iyi geldi. Yani önce öfkelenmek, sonra anlamak, sonra tekrar öfkelenmek falan. Yani çünkü bu bir AI abi, yapay zekayız yani ve o sırada hani senin 6 yaşında bir şey söyleniyor sana ve kırılıyor karakterin veya bir şey yaşatılıyor sana.
belki bütün hayallerini nasıl yaşayacağın değişiyor. Bir sürü şey değişiyor. Hissin, sabah uyandığındaki hissin değişiyor. Öyle çocuklar var mesela. Şeyi çözüyor yani. 7 yaşında hayata küsmüş mesela. Var yani, bunu fark ediyor 40 yaşında. 7 yaşında öyle bir şey yaşamış ki mesela anne babasıyla. Anne babasına göre hiçbir şey değil o olay. Belki dediğim gibi o yüzden ben de bulutu yaşatıyor olabilirim. Ki mutlaka bir yerden şekillenecek. Ama anlamak çok şeyi çözüyor abi. Yani saçma bir yaş. Fazla mı derin bir yere gidiyor ama babalık sorunca kafam ama, böyle evet. Şey evet, gibi oluyor yani. Zaten. Çamaşır makinesi falan gibi oluyor. Ben seviyorum. Böyle aşırı güzel bir şey yok. Çok korkunç bir şey yok falan. Böyle şey oluyorsun. Acayip bir yolculuk yani. Ve ne olursa olsun sonuçta yani hepimiz için çok da şey değil yani, belli değil. Ben mesela ona çok takıyorum kafayı. Şimdi çocuğum olsa, tamam mı? Yetiştirmek için bin bir tür işte dertle, işte ne bileyim, sen de eminim inceleyip sık dokuyorsundur falan her şeyi, aman anlayayım şey yapayım. Evet. Sonra tabii bu çocuk hayata da karışıyor bir yerde yani. Ona da karışamayacaksın. Kontrolden çıktığı bir an var. Evet. Tamam. Ve bu 18'i falan demiyorum daha yani bu arada. Yani. Falan. Tabii hayır yani. Kreşe gönderiyorsun. Çıktı karışıyor. Bitti artık. Ve bir dönüyor işte hani... İşte küfür öğrenmiş, abuk subuk işte şeyler dinliyor hani falan. Böyle tadım kaçar benim. Kendini çocuğunun rapçi olduğunu evet, düşünüyorum. Hayır yani. Önemli değil. O büyük rapçi olacak ama. Hayır rap dinleyebilir. Abi tadın kaçmıyor. Çok garip bir şey. Ben de bunu düşünüyordum. Ben hatta şöyle bir histeydim. Mesela, kaç şu anda Bulut? 2,5. 2,5. Şeyden çok korkuyordum. Hayata mesela karıştılar. Sevgilime falan çiçek aldığımda eskiden hani böyle mecbur anların olurdu ya, o çiçeği böyle arkamda saklardım, çaktırmadan böyle verip siktirip gidelim kalabalıktan çıkalım falan olurdum. Çocukla ilgili böyle bir his yaşamaktan çok korkuyordum, anladın mı? Elini tutarken abi ben aslında gencim, bu benim çocuğum değil falan. Anladın mı? Yani sahiplenmekle ilgili çok ciddi bir korkum vardı ve hiçbir şey tam olarak sahiplenememek gibi de bir şeyim var aslında, negatif yanım var. Ama o öyle bir fiziksel ve kimyasal bir şeyle beraber geliyor ki zaten seni yok ediyor. Zihnini zaten başka bir şey çeviriyor ve ondan sonra gelip şu anda hani en nefret ettiğim şarkıyı da dinlese onda acayip zevk almaya başlıyorsun. Şarkıdan değil, o süreçten. Hani şu anda çok garip bir yerden geçiyor. Ne yapıyorsun oğlum falan oluyorsun böyle. Yani o öyle bir bakım istiyor ki mesela şurada duruyor çocuk 1,5 sene hiçbir de bakıcısız falan, o 1,5 sene hani her şeyi bezinden, yemeğini her şeyi ikimiz yaptık Müge ile. Ve pandemi de 24 saat yani. Bir yandan senaryo yazı falan. Çok da korkunç bir süreçti bir yandan. Ama öyle bir şey veriyor ki sana, o ne bilmiyorum yani, doğa. Böyle şey oluyorsun yani, gözünü ayırmıyorsun. Tamam para var orada, dur onu da alayım. Onu da alayım, bilmem ne de alayım. Ve o sende bir yük gibi olmuyor. Yani o kadar garip bir şekilde o şey kodlanmış ki sahiplenme hissi. Soğumuyorsun çocuğuna. Yani en boktan çocuğunu yetiştirsen muhtemelen yine soğumayacaksın. Doğanın öyle bir pislik bir yanı var. Anne babalar gittikçe daha kötü insanlara dönüşüyorlar bence. Şu anda gerçekten şu konuştuğunu annem dinliyor olsa şöyle diyecektir. Öyle deme Caner, ne babalar var diyecektir ki haklı. Vardır. Yani o bağ kurmayan çok ya da var. Anneler. Ya işte çoluğun çocuğunu terk eden tipler falan oluyor. Ya ondan bahsetmiyorum. Gerçekten çocuğuyla bir ilişki kurmuş insanlardan bahsediyorum. Yoksa hani bana da şey diyen çok oldu. İlk 6 yıl abi babayla hiçbir bağ yok bebeğinin. Sen rahat ol anne falan. Ne alakalı? O Mad Men tarzı bir hayat. Aynen öyle. Ben iyi şey yani. Bundan kafayı yedim mesela yani. Her şeyi de olmak istedim falan. Ya eski düşünce, öğretilmiş bir düşünce ayrıca. Yani işe gitmek istiyor adam bu arada. Ve işe gitmek zorunda. Birçok kadın da işe gitmek zorunda. Yani şey çok garip bir kısmı var işin yani. Gerçekten bence işinde çok iyi olup çok iyi de bir baba olmak falan mümkün gelmiyor bana artık ya. Yani... Evet, ya bize bir şekilde şu öğretildi. Her konuda çok hazırlıklı olduğunda onu yapmalısın. İşte yapacağın şeyde çok başarılı olmalısın. Mesela çocuğun olacaksa maddi olarak iyi pozisyonda olacaksın. Yaşın bilmem ne şu bu. Abi hiçbir şey öyle değil ya. Ben bugüne kadar hep bunlarla ilgili üzülüyorum hayatımda. Bir şeye başlıyorsun, eyvah hazır değilim. Bilmem ne oldu, eyvah erken oldu. Bilmem ne oldu, yanlış yaptık filan. Sonra bakıyorum bir şekilde bir sonuçlara varıyor ve sistem bir şekilde bu yaşa kadar gelmiş. Valla hayatımda yaptığım hiçbir şeyi tam olarak hazır hissederek yapmadım yani. Herhangi bir şey oldu. Bu sahneye çıkmak ben dahil yani. Ben ona inanmıyorum yani. Bir şey denedikten sonra anlıyorsun abi, hazır mısın değil misin? Yani evet, çocukta tabii ki çok korkunç bir şeyle yüzleşme ihtimalim var. Ve ona bakmak zorundasın yani. Hani hazır değilsen sıçtığın gibi bir şey oluyor ama çocukla, hazırlanıyorsun işte yani. Çocukta şey olsa keşke hani kürtaj için işte ne bileyim ben 2 ay mı oluyor? Yani o biraz daha uzun olsun mesela. 4 yıl falan. Yani illegal var. 4 yani, yıl. Uyutuyorlar çocuğu. Serbest olsun ya. Abi yani bilmiyorum ya, tavsiye kimseye yap demem ama yani. Hatta bence yapma falan diyorum. Çünkü şey ben kendin bitiyorsun abi. Kendinle alakalı her şeyin bitiyor hayatta. Benim öyle oldu yani. Kendimle ilgili birçok hırsım da bitti. O hoşuma da gidiyor.
kendimle ilgili birçok zevkim de çok azaldı. Şimdi yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Bulut böyle biraz büyüdükçe falan. Ben mesela şey kafasında çok şey buluyorum yani tartışmaya değer. Şimdi bizim hep duyduğumuz Avrupa'da falan 18'inden sonra çocuklar işte evde bile kalsa kira ödüyorlar. İşte mutlaka ailesinden bağımsız bir birey oluyorlar falan. Bizde bakıyorsun 50 yaşında hala anasıyla yaşıyor, babasıyla yaşıyor. Yaşamasa bile kontrol onlarda gibi. Evet. İşte babam istemez, annem istemez şeklinde. Evet. Bu tabii yani geniş aile kültürü. Bu tabii çok küçük bir şeyden aslında bir hani hayatında çok önem verdiğim bir şeye kadar etkisi oluyor. Hani boşanmak istiyor, boşanamıyor. Çünkü annem babam ne der falan gibi evet. bir süreçte. Korkunç tabii ki. Yani Türkiye'de birey olmak gerçekten daha var, çok zor. Çok zor. Ama mesela şey de doğru mu? Yok olmayacak. Hiç mi olmayacak diyorsun? Ya çok küçük bir ya, yavaş kitle yavaş. Üzerinde olabilir ama şimdi biraz sürün değişmesi. Biraz mi? Geriye evet. gittik ama gene geri gelir şeyler. Ne bileyim modernle ya gelir de Yozgat'ta yine gelmeyecek diyor. Ya hep Yozgat diyorsun bu tarafa. Yazık oluyor. Ya yeri gitti dediğin AK Parti'yle gelip giden bir şey değil ki abi evet, yani. Bence de. Niye ama kültür olarak bir özenme ve bir olumlama vardı. O gitti falan. Hani neyi olumluyordu? İşte batı sağlı hayat tarzını falan. Yok hayır. Kahpe Bizans'ta meme çıkıyordu filan öyle şeyler var eskiden. Hayır yani cinsellik falan mesela. Okey. Ama hayır bireysel yaşam yine de yok. Yani en böyle bakıyorsun ya o... adam akademisyen, anne, öğretmen falan çocuğuna böyle işte neredesin beni niye aramadın işte tatilde buraya geliyor musun? Abi böyle bir şey yok. Evet kesinlikle. Yani, ama tamam, o iki jenerasyonda olacak iş değil canım. O iyice işte olmaz böyle... ama hiçbir zaman olmaz. Yani kültür o değil bence. Belki. Ben kültürün değişebileceğini. Peki böyle olması ister uzun miydiniz? Yani 18'den sonra işte you're on your own. Ben öyle yaptım. Ben 17'de çıktım evden. Ben de odamın kapısını kapadım. Çıktım. Çok iyi yapmışsın valla. Hiç dönmedim. Ya çıktım derken ev tuttum kendime. Tamam. Kendi kazandığın parayı. Kendi kazandığım parayı. Müthiş. Wow. Ben bunu 27'de yaptım. Ya ben de çok risk aldım. Hani ben de çıktım da çok süründüğüm dönemler de oldu. Ailemin dönmedim yani. Kira parasıyla okumaya hani aynı şey değil seninkiyle demek istedim. Ya ama başka kariyerler abi. Sonuçta çocuk oyuncu gibi başladım. Ben o sırada para kazanıyordum. Ha, babam da ona gıcık oldu tabii ki yani. Hani eve televizyon alıyorum falan saçma sapan. Dedeme televizyon alıyorum falan. Şov yapıyorum ben artık. Saçmaladım yani. Ailem evdeyken eve kız atıyorum falan. Hani böyle zorladım. Sınırları zorladım yani. Çünkü eve çıkmak istiyorum yani. Diyorum saçmalama falan diyorlar artık protest bir şeye dönüştü yani. Gerçekten bütün akrabalar evdeyken böyle kızla geliyorum eve kapıyı kapatıyorum yani kopuş falan öyle geceler var. Zaten kopuş da orada başladı. Ertesi sabah böyle babam artık tamam hadi emlakçıyı ara falan. 18'de işte şeye konservatuara girdiğim anda uzadım. Hadi tamam kendi psikolojini sen anladın da yani kız nasıl ikna oluyordu buna? Yani içeride teyzenler var. Söylemiyorum ki yani. Biz tamam da. Buna gidiyorum diyoruz. Evde ailemle yaşadım. Söylemedim tabii ki yani. Kızı kullanarak evi şey yapmak, provoke etmek gibi bir huydu. İçeride de kızla şey yapıyorlardı. Vur duvara vur. Ama çok bir şey yani o değil de tek başıma eve çıkmak o süreçte yani 2-3 sene para da kazandım. Sonra çok ağır da bir kayıp dönemi oldu falan. Çok zorladı ama hakikaten şey yani hiçbir şeyi onaylatmaya ihtiyaç duymamak çok erken bir şekilde elde ettim. Bunun faydasını gördün çok, yani. Çok, çok mutluyum. Hemen öğrendin mi ev işleridir, mutfaktır, bilmem nedir, temizliktir? Yok çok kötüyüm aklımlarda. Hala mı? Ya benim bir standardım yok abi. Hani ben kirden rahatsız olmam, dağınıklıktan rahatsız olmam. Yemek yaparım sadece hani kendime bakabilirim ama... Arkadaşlar. Yani şeyim kötüdür. Bayağı ben kirlen rahatsız olur mu? Temizlik tutar. Mügeyi rahatsız etmeyecek kadar i̇şte falan biraz öğrendim ki yine de rahatsız oluyor. Ama hani eskisi kadar. Onun sonu yok yani. Biz de o standartı şey yapamıyoruz bence. Erkekler özünde hırp çünkü. Vay Barış. Canın bir istedi mi ufak seksislik? Ha? Dayanamadın mı ufak? Abi erkekler hırptır. Kadınlar şöyle erkekler böyle. Erkekler hırptır. Böyle kodlanmış hakikaten. İşte bu. Nasıl dönüyorsun? Yani Cemil bak bu dörtünün içinde bence en temiz düzgün şey yapan evini bilmem ne yapan Cevdet'tir. Cevdet bile hırptır. Yok hiç be oğlum. Cecun'un evini bak, sen de gördün. Ben hiç hırp değilim. Sadece çok terliyorum. Bundan çok rahatsızım. Bu da şişmanım yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden. Ama verdin sen ya bayağı. Biraz verdim. Biraz daha aldım sonra. Evet. Abi her şişkonun geçmişinde bir evet, verdin dönemi olur. Yani. Doğru. Bu genel olarak tığ gibi olduğu sertifikası hak ettiği anlamına gelmiyor. 70 kilo olduğum bir dönem var asker sonrası. 70 kilo. Beni görsen kim bu dersin yani tanıyamazsın. Benim de var 70 kilo olduğum bir dönem. 1.20 filanken. Yok ben yani bu yaşta ben 90 oldum bir ara. Bayağı değiştim mesela böyle meme, göbek falan. Ama senin boyun kaç? 86 falan galiba. Okay. Yok be abartıyorsun o kadar değil. Boyun mu?
Kilom bu. Boyun bu. Bilmiyorum. Niye yaparsın abi adam? Ne bileyim ya, az önce öyle miydin? Uzunluk enteresan bir şey. Az önce öyle miydin? Merkez gözünle öyle kesmedi diye bütün bir bilinme şey yaptı. 85'tir yani. Babamı geçtiğimi hatırlıyorum çünkü 85 falandı. Ben de 75'im, kardeşim 80'miş mesela. Geçen evde konuşuyoruz. Yok ya sen 80 olamazsın falan. Sonra gittik annem bizi ölçtü. Gerçekten doğru 80 çıktı. 5 santim uzunmuş. Şişko olunca kısa gösteriyorsun. Doğru. Şimdi Caner'e bakınca Caner 2.05 benim gözümde. Zayıf ya. Evet. Ama belki Ömer Can'la aynı bu. Sende yani artık. 75'im. Ha zayıflama bağlı. Evet. Yani. Tabii. Biraz aldım tadım kaçık bu aralar ama. Yok lan çok iyi. Bayağı mısın? Çok tadım kaçık. Yani eskiye 50, kıyasla hala çok iyi. Tabii. 54 verim. Sen lisede şişko muydun lan? Böyle yavaş yavaş artmıştı. En son mezun olurken 100 kiloydum işte. Aa. Evet. Sonda artık. Kasta, masta falan oralarda tamam. Takılırken. Oralarda zayıftım. Abi bir şişkoluk öyküsü var. Ben de o öyküden geçtim. Barış'ınkinin de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ortaokul lisede göbekli bir genç olarak. Çok şişman olduğunu sanıyorsun değil mi? Evet. Üzülüyorsun. Evet. Ve yani ay şişmanım diye üzülüyorsun. Oysa geriye dönüp bakınca ulan yani azıcık şöyle gıdıklı bir insan ama her şey üzülüyorsun yani. O sırada. Benim sesimle full taşak geçiyor ki hala geçiliyor yani. Niye? Yani sesi çok ince. Yok işte hamsi. Neler söylüyor yani? Çok hamsi ince. Mi? Hamsi mi? Çok ince olduğum için hamsi deniyor. Hanım yani orada zaten kendinden nefretini başkasına yansıtmak zorundasın. Yani öyle bir dönem yani. İnce bir insana hamsi denmeyi duymuştum daha önce. Bunun incesin diye olduğuna emin misin? İnceydim ve aşırı denize falan giriyordum. Fedon gibiydim yani. Hadi ya. Falan. Şu anda mesela ya, asla girmem. Caner aşırı denize girdiğini normal okul arkadaşları nereden bilsin? O yazın yapılan bir şey. Ooo dedektif. Ne ki hamsi niye olabilir yani? Bu arada ne bileyim abi. Beach please. Burundan ben... olabilir. Burun da böyle değil lan. Burun daha güzel. Ha, burun Karadenizli muhabbet falan. Ben mesela old time şişman. Hep donmuştum ben. Hiç öyle sonradan göbeğim çıktı evet, bilmem ne olmadı. Evet, çocuktu böyle gerçekten. O yüzden ha, evet, senin benim de lanetim şu hep böyle sen çok şey değilsin ya. Çünkü ben, benim şişmanlığım hep böyle eşit yani. Mesela burası çıkmaz, her yer abi, çıkar. Bak, eşit. Bak, çocuk yetiştirme konusunda bu konuda hakikaten ne zor bak. Bizim okulda bir kız vardı. Kız çok böyle erkek gibi giyiniyordu. Hiç işte hakikaten feminen falan giyinmiyordu, etmiyordu. Arkasından lezbiyen diye konuşuyorduk. Öyle bir şey şey yapılmış değildi yani. Hani, net söylemişsiniz. Ama 90'lar. Hayır, yok yani yüzüne de söylemişsiniz de şey atıyorum. Kız öyle bir şey söylemiyordu yani ben lezbiyenim falan demiyordu. Ama biliyorum o kızın da kafası karışıyordu. Fakat gerçekten içinden geldiği için mi karışıyordu yoksa herkes o kıza bunu empoze ettiği için mi karışıyordu kızın kafası bilmiyorum. Neyse sonra bir gün bir arkadaşımızın annesi, bu kızın annesi yani böyle biz arkadaş ekibindeyiz. Kıza demişti ki, işte canım sen çok güzelsin aslında demişti. Abi ya. Yani hiç kafan çalışmıyor mu kardeşim ya? Böyle çalışmıyor abi. Kurulmayacağını bilemiyor musun bilmiyor ya? Bilmiyor işte bilmiyor. Bence işte bu konuştuğumuz o neslin böyle bir problemi var yani. Genel evet. Olarak bilmiyorlar ne dediğini. Hala bilmiyorlar. Ya ben annemle mesela telefonda konuşuyorum. Bak gelmişim 40 yaşına. Hala annem telefonda bana aynı şeyleri söylüyor. Ben o kadar çok sıkılıyorum ki. Mesela bana... Böyle bir ara şey dinliyordum böyle hani falan diye dinliyordum. Şimdi tahammül edemiyorum. Bu sefer tartışmaya başlıyoruz. Yok az ye, sağlığına dikkat et. Anne diyorum ben de bu arada çıktım senin gibi değil ama yine aynı yaşlarda çıktım okumaya falan. Yani ailemden hep ayrı yaşıyorum. Ya ben anne hani hayatta kalıyor çalışıyorum. Ben de hep öyle anlarda tetikleniyorum yani. Babam geliyor mesela oğlum şu kitapları masa üstüne ya benim evim lan. Evet. Tamam ben öyle okuyorum yani evet her yerde. Karışık seviyorum. Evet ve karışık gidip diziyor için. Ve dizince bulamıyorum falan. Mesela ya dizme şunları falan oluyorum ama hala şey zannediyor hala yaşam konusunda ondan bir destek beklediğimi düşünmesi hem tatlı tamam yani sahip çıkmak istiyor falan ama bu bilgilere artık 35 yaşta gerek yok yani. Belli ki ya ben beceremiyorum bunu ya da umurumda değil. Lütfen sıra gelmişken ben de annemi şikayet etmek istedim. Daha birkaç hafta önce işte bayramdı ya. Bayram için birisini aramamı istedi. Ben de arayayım dedim falan. Telefonla konuşuyorum. Bana böyle arabadayız. Ben kullanıyorum arabayı. Arkadan bana böyle yapıyor. Oğlum bak şöyle de. Yani yapacağım şakayı bana veriyor anladın mı? Reşi verir gibi. Anne dedim kapattıktan sonra bak bu konuda bana güvenebilirsin ya. Ben komik sayılırım merak etme falan dedim. Aa metin yazarlığı yapmış metin orada. Metin yazarlığı yapıyor. Arkadan bak bir şey yapacağız şarabını içeceğiz falan de diyor bana. Dur anne siktir git. Ben biliyoruz. De merak ediyorum yani. Nasıl tip olacağım? Yok sen şey yaparsın. Bundan 5 sene sonra bulut yapıyoruz. Sorunlar Sofrası diye bir kanalda konuk olmuş ve babasını eleştirir. Biz çok yaşlı oluruz Bulut'u konuk alırız. Bulut gelir Caner'i anlatır. Allah kahretsin beni perişan. Geliyor
kitaplarım dağınık alıyor, diziyor. Yani eskiden bir de bunun tersini savunuyordum. Umarım beni de gömebileceğini erken anlar. Yani o hani biz hep şey büyütüldük ya bir de hani biz oğlum yapabileceğimiz en iyisini yaptık. Biz hani şey bir dönemdik, cahildik ama hep sizi çok seviyor. Yani onları eleştiremeyeceğimizi düşünerek büyütüldük ya Fik. Siz de öylesiniz belki. Yani hani eleştiriye kapalıydı anne baba. Tamamen kapalıydı. Hala kapalı zaten ya. Tamam o zaman öyleydi falan diyor annem mesela. Siz de böyle yapmışsınız. O zaman öyleydi. Evet. O zaman değildi. Bizim ev öyleydi. Başka evlerde başka sorunlar vardı. O yüzden konuşalım bunları. Ben yok. Yani o yüzden erkenden beni gömmeye... Geçen gün mesela beni uyandırdı böyle. Sabah tokat attı suratıma bu. Böyle kalk falan. Ne oldu lan falan. Sana bir şey seçtim dedi. Ne seçtin ya? O ne demek lan dedi. Boşlu kitap getirdi bir tane. Sana tekerlekli sandalye seçtim dedi. Niye ya falan dedim. Böyle Heidi'nin tekerlekli sandalyesi gösteriyor. Yaşlısın. 2,5 yaşındasın sen ya. Hayda. Ay ben bunu pardon ya. Ben bunu annen yapıyor diye anlatıyorum. Hayır. Bir dakikadır. Bulut. Böyle şey oldum. Oha bu kadar erken mi yani? Bir şey söyleyeceğim. Biz dalga mı geçiyorsun? Bulut ne yapıyor? Şaka mı yapıyor yani? Şaka yapıyor ve hayvan gibi gülüyor bu sırada. Sen dahi filan yetiştiriyorsun. Farkındasın değil mi? Yani dahi değil. Böyle şey gibi... 2,5'da roast komedi. Sonra şey düşündüm ulan ben acaba çocuğa böyle şakalar mı atıyordum? Senden aldım. Bir sürü şeyi tarttım. Sen yani. Şey mi yapıyorsun böyle? Bak çıngırak Yapıyorum ben. Sen seversin böyle. Al bak durum. Gücümle salarsın. Peki ya o korktuğumuz yani şu anda ne bileyim nefret ettiğimiz figürlere dönüşürsek. Nefret ettiğimiz değil mi? Değiştirdiğimiz figürlere dönüşürsek. Yani bak hepimiz baba diyoruz ama günün sonunda işte onlar da bir babadan doğdu ve eleştirdiler. Tabii. Ve günün sonunda kendi babalarına döndüler ya. Olacak zaten. Tabii. Biz de dönecek miyiz Caner yani? Döneceğiz. Hani... Dönmemiz gerekiyor. Yani umarım şeyden bahsediyorum. Çocuk zaten kafalı bir çocuk olursa zaten ona geri kafalı gelmen gerekiyor. Yani işleyiş öyle ya. Yani evet, senin evet. Üstüne bir şey katması gerekiyor. Aynen. Hala ben babama soruyorum. Ne diyorsun baba? Alayım mı orayı falan? Hani sen abi ne yapıyorsun yani? Gerçekten mi ya? Babam mı daha iyi biliyor senden oluyorum? Böyle birçok arkadaşım. Yetişmedin mi? Ve yani hani bir takım vermelisin bu kararı. Bir takım hareketlerini mesela jenerasyonel sebeplerle işte çok kabul edemeyeceğiz diye yani anlamadım. Atıyorum işte TikTok seviyor olacak mesela atıyorum. Hani onu tabi bilmediğin için peki falan diyeceksin ama bir de şöyle şeyler var. Şimdi mesela biz de jenerasyon gereği birçok konuda açık fikirli olmakla beraber aile birçok konuda da tabii ki açık fikirli değildi. Biz işte daha açık fikirliyiz belki bir takım konularda falan. Ama bizim de muhakkak kapalı olacağımız şeyler vardır veya tabii olacaktır. Tabii ki olacak. Acaba işte onları zorlayacak mı çocuk? Gelip de zorlayacaktır abi. 12 yaşında bak, gelip öyle 28 yaşında sevgilim var ha filan. Yani. D-Cup nasıl olmuş? Olabilir yani. Gerçekten abi. Biz dövme bile yaptırmadık ya çekindiğimiz evet. için. Bir nevi yani. Çünkü şey de var ben çok geç yaptırdım ama. Yani hakikaten şey de bilmiyoruz ya böyle transhümanizm kopuyor baba bacağımı kestirdim ben elektronik bir şey yaptırdım falan. Yani çok hakikaten bilmiyoruz. Ne gerek vardı oğlum bacağın vardı niye kestirip yaptırıyorsun? Şey de yok çünkü. Bizdeki o eşcinselliğe bakış da yok mesela. Herkes her şeyi konuşuyor. Herkes neredeyse biseksüel gibi yani mutlaka bir deniyor lisede, üniversitede falan. Yani mesela bunlar... bayağı şey olacak. Birçok insan için çok büyük çatışmalar olacak. Yani biz bunun neresinde hani işte vücudunu upgrade ettirdiğinde mi itiraz edeceğiz? Hani nerede buna karşı çıkacağız bilmiyorum tabii. Ben bir gruba katıldım. İşte şeye yerleşeceğiz. Konya'da bir eve yerleşeceğiz. 20 kişi orada komün olarak yaşayacağız falan. Konya mı? Ha. Ne bileyim ben böyle hani. Gitmeyin. Hani daha Ege tarafına gidin değil mi? Baba olarak daha seviyorsun. Ya, tarikata katıldı diye korkmaz mısın yani? Okey. Onlar bir de o da var. Tabii abi nelerle uğraşacağız yani tabii ki. Peki kırmızı çizgileriniz var mı? Mesela her şeye okey ama diyelim ki onun işte tarikata katıldığını duydum. Ve işte o zaman... Ya beyninin yıkandığını herhangi bir yerden fark edersem evet kırmızı çizgi gibi tabii. Kim kendi kararlarını yıkandı? Alamıyorsa yani. Ama 22 yaşında çocuğum bu arada. Bilmiyorum abi çok zor karar. Babamı çok hesap provoke ediyorum. Babam oğlum falan diyor ya öyle deme belli olmaz. Hani 2 sene 5 sene sonra ne olacak belli olmaz. Oğlum öyle demek falan yapıyor. Böyle aşırı hiç anlamazsın. Çok üstüne gidiyorum yani. Mesela hani işte oğlum kızlara mı bakıyorsun falan diyor. Hayır erkeklere bakıyor parkta genelde falan diyor. Böyle çıldırıyor falan. Zorlamak çok güzel. Oğlum tamam ya tamam olabilir tamam falan. Olabilir mi diyorum. Görüşür müsün mesela? Bulut Gey olsa görüşür. Ya ne de Allah Allah girme bunda böyle şey. Acayip hoşuma gidiyor ama mesela
mesela bilmiyorum, benim de çizgim neresi hiçbir fikrim yok yani gerçekten. Resmen ama eşcinsellik gerçekten bizim neslin şeyi yani, kırmızı çizgisi yani bizim şeyimiz. Bizde öyleydi evet. Tabii hala da öyle. Ama onlar yani 30-40 yaşına gelinceye kadar onun bir hastalık olduğunu dünyaca kabul etmiş bir alışkanlıkla geldiler yani. İşte 93'te mi ne biliyorsun, duymuşsunuzdur onu belki. Resmi olarak hani şeyden çıkmış falan falan. Ya onu bilmiyorlar ki, hep sadece rahatsız oluyor. Yok yani ama bütün, olarak hani saçma bir şey yaşıyor. Bütün medyada şurada burada hep o bir sakınca olarak şey yapılıyor. Tabii ki o gazlanıyor, evet doğru. Ya evet, onların kırmızı çizgisi o gibi sanki. Benim avantajım şey hocam, babam öldü. 50 yaşında öldü o. Ben 17 yaşındaydım. Tamam. Yani bu bir açıdan baktığında bir avantaj aslında. Onu nasıl... Şeydit, böyle hassas bir konuda taşak geçmek ister misin? 17 yaşında değildin ya. Üniversiteye başlamamış mıydın? Ben 17 yaşında. 17 yaşında başladım. Sen öldü. Şu an kahve koyabilir miyim kendine? Tabii. Ay ben de istiyorum ya. Ben perişanım. Cart diye içtim. Sen şeyi buraya getir istersen. Burada dökelim. Hilal bir şey diyeceğim. İçinde eğer eyvah nasıl kurgulayacağız, bilmem ne, amma konuştular, çok uzadı diye bir şey varsa... Yok. Sohbet çok akıyor. Caner'i çok özlemişim. O yüzden siktir et. Bir 30 dakikasını koyarız, gerisini koymayız. Önemli değil. Yok yok, bence şey, konuşun siz yani, ben ayarlarız, bir şekilde yaparız. Teşekkür ederim. Şöyle. Neyse yani bu bir anlamda bir avantaj da olabiliyor. Çünkü işte bu yaşadığınız problemleri yaşayacağımı hissettim. Hatta evde abim benden büyük olduğu için o yaşamaya başlamıştı bile, babamla çatışmaya falan. Ben yaşamadım ama hiç. Ne yani konuda? İşte cinsel yönelim konusu. Hayır hayır, yani herhangi bir çatışma, baba oğul çatışması hani işte kendini onun yerine koymuyor. Daha çatışamadan oralar başlamadan. Biz hiç çatışamadık yani. O yüzden tabii ki çok üzülüyorum, bunu biraz gırgır olsun diye böyle rahat söyledim ama aynı zamanda şeyin de yani bunun ne avantaja gelebileceğini de farkında olarak aslında şey yaptım. Ya 17'de mesela babam kaybı, yani şu an ben de üzüldüm tabii ki babam ölse ama mesela çocuk olunca oğlum öyle bir şey oluyor ki, bak ara sıra kusura bakmayın oralara gidiyorum yani sürekli ama. Yani mesela böyle şey istiyorsun lan, hiçbir kötü şey var ya, öleyim siktiremediğim buradan falan oluyorsun. Acayip bir kaygı ekseninde yaşıyorsun hayatında yani. Mesela sete giriyorum, kayıt diyorum, monitöre bakıyorum falan. 4 kere bugün aramış, ananı sikeyim falan oluyorum böyle. Ne oldu falan, bir şey olmadı, neredesin ya? Niye 4 kere arıyorsun falan, bir şey oldu sandım falan. Yani böyle bir şey oluyorsun. Dolayısıyla 17'ye gelince ben çat diye ölürüm yani. Hiç sorun değil gibi bir şeye geldim. Çok garip. Yani sadece böyle travmayı az yaşatalım. Gidelim abi, gidelim buradan falan. O yüzden yapmayın diyorum genelde çocuk. Yani böyle bir şey olmaz yani. Ya da ben çok kaygı ekseninde yaşıyorum. Olabilir. Evhamlısın sen. Çocuğunu yetiştirmek adına sahte ölüm gerçekleştirmiş bir ebeveyn olmuştur acaba. Evet, yaşıyor. Başka bir köşede. Olmuştur. Çok ilginç. Uzaktan hep takip ediyor. Kılık değiştirip geliyor. Abi senlik hikaye bu be. Biraz travmalı. Şey, Mike Myers hep böyle şeyle başka biri olarak geliyor. İşte bir Laz olarak geliyor. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Tadı da İskoç geliyor ya, ne bileyim. Bir Laz olarak. Bir dakika, bu filmin içinde... Laz olarak geliyor. Bu filmin öyle olması lazım. Komedi. Bazı isimler sayacağım. Beğendin, çeker misin abi falan? Bir dakika, çok önemli isimler sayacağım. Onlar olursa bu iş tutar. Tamam, bir. Bir. Sinan Bengiyer. Hay Allah. İki. Salih Kalyon. Oğlum onlar hala varlar, evet. Barış, bu daha çok sanki... işte, bayağı B-movie oldu. Evet, böyle Erzurum'dayız kardeş falan diye film var mı? Şaka film. Şaka film. Ben çok şey düşünmüştüm ya, tipik böyle hepsini Ömercan oynuyor babaların ama kılık değiştirmiş böyle güzel makyajlarla falan. Oğlum, bu Pantera gibi. Aynı adam gibi. Değil mi zaten? Aynı herif işte. Tamam, onu aa, mikrofon varmış lan, şu anda gördüm. Tabii bu biliyorsun hem görüntü hem ses olan bir mecra. Evet, ben de oradan alıyorlar, bok gibi olacak falan da bir saattir onu düşünüyorum. Hayır, şu onu görmedim. Helal. Kaç saat koyuyorsunuz? Ben konuşuyorum hayvan gibi de ya. Yani, devam et. Bir daha seni nerede bulacağız abi? Yarım saat indiriyoruz. Ama... Niye yarım saat indiriyorsunuz? Bana yani genelde bir saatin altında çok inmemeye çalışıyorum. İzleniyor. Deneyeyim. Biz 40 dakika yapıyorduk, 30'a indirdik sonra. Niye öyle yaptık? Çünkü her konukla Caner gibi olmayabilir. Sen o yüzden. O da. Hey güzel. Birbirlerini gazdım. Yok kardeşim, senin ya muhabbet açmanla alakalı. Bilmiyorum ya, o zamanın getirdiği bir şey, optimizasyon. Hadi bu bölümü uzun yapalım. Senin canlı yayın 2,5 saat falandı. Yanlış mı hatırlıyorum? Canlılarla dokunu çıkarmayı seviyordu. Ya burada yaşıt farkı o zaman. Travmatik olarak hatırlıyorsun. Elim titriyordu artık. Yani. 8 kahve falan içmiştim. İçirtir. Pandemi miydi o? Yok, yok, daha pandemi başlamamıştı. Öncesiydi. Hadi ya. Hmm. Geleceğe umutla baktığımız zamanlar. Benim çok gerizekalı şeylerimdi o zaman ya. Dönemlerimde her böyle o zaman konuk aldığıma bunu günah çıkarır gibi söylüyorum yani. Bende bir şey yok da.
kafam başka bir yerdeydi. Böyle boşanma boşanma aşamalarına falan geliyordu o. Ya çok boktan bir dönemdi yani. Hep aklım başka bir yerdeydi. Sonra da izleyince hep aklımın başka bir yerde olduğu çok yansımış, onu fark ettim. Ya sen seçtin mi bilmiyorum yani. Yok, ben zevk almıştım o kadar. Ben şey seviyorum yani, dönemleri oluyor insanın. Böyle hani bir insana dışarıdan bakmak çok kolay. Yani böyle mesela sadece filmografisini görüyorsun ya adamın. Lan bunlar çekmiş, burada sıçmış, ne biçim şey falan. Adamın orada mesela karısı ölüyor. İşte ne bileyim ben, hani o kadar fazla şey yaşıyor ki her insan. Liam Neeson mesela. Abi neler işemeler yani. İşemeler mi fotoğrafları var ya, asmanda şırıl şırıl. O dönemde adamın karısı ölmüş, limitsiz içkiye vermiş kendisi. Yani sen sadece o adamın böyle bir şey yaşıyorsun. Hani ben mesela artık böyle biraz fazla biyografi okumaya başladım. Yazarların, yönetmenleri falan. O gözle böyle tekrar bakıyorum, böyle acayip işaretler görmeye başlıyorsun onun içinde. Böyle o adam bunu böyle atlatmış falan diyorsun. Ve tamam kötü film mi? Okey abi, adam hayata dönmüş lan. Ben olsam her şeyi bırakırım falan gibi düşüneceğim bir sürü olay yaşanmış. Yani ve bizim gibi benliğiyle böyle direkt iş yapan insanlar, hani buraya oturuyoruz, konuşuyoruz. Hiçbir şey yok, tekst yok, bir şey yok. Yani kendimiz koyuyoruz ortaya. Dolayısıyla o dönemlerin olması bence çok normal. Benim de bakıyorum. Neyse de böyle bir bazı dönemler var işte. Fakirliğin artık böyle hani... Oğlum Sarp Akkaya ile çekim yaparken, Lost Sohbet çekerken kapı çaldı. Sarp şaka olsun diye ben açayım dedi. Gitti açtı. Aidat 5 aydır ödenmedi. Çıktı gitti artık buradan falan diye. Yani rezil bir an yaşayan. Kapı kapan tekrar devam ediyor. Yani, ne anlatıyorsun yani? Ben orada talk show yapıyorum. Ne iş o bu? Yani peki, ben atılmamaya çalışıyorum aslında ofisten. Ve o yüzden de oraya sponsor gelse falan diye yardırmaya çalışıyorum. Caner peki Sarp şey yaptı mı? Ya biraz, çok tatlıydı. Yok, biraz yardımcı oldum yani. Çok. Şakaya vurdu falan. Sonra ben onu böyle kurdu, düşünüyorum. Ben bunu koyayım mı, atayım mı, koyayım mı, atayım mı falan. Götüm yemedi attım mesela, artık dedim. Beş ay aylık ödemiyor. Ne yani, o kadar da değil yani. Ama seyirci bunu görmek istiyor. Aynen, ve mesela hani o seyircinin gözünde ben o sırada hani bir ofisim var, talk show'um var, filmler çekiyorum, yönetiyorum falan. Yani imaj da yani öyle o kadar yerlerde değil. Çok böyle çok fazla şeyden geçiyorsun. Hayatın aslında bir şekilde... Geri dönüp bakabilirsen, oraları atlatabilirsen güzelliği orada gibi gelmeye başladı. Önceden çok zorlanıyordum. Şimdi tamam abi şurayı atlatacağım, şu üç ayı bir atlatayım, ben buraya dönüp taşak geçeceğim demeye çalışıyorum. He, yani. Çok tuhaf bir kafa. Pardon, şu kamera gitti galiba. Bakıyorum. O zaten sizi çekiyor. Ya o kadar çok iniş çıkış oldu ki hayatımda ve yani her seferin en dip kaç kere oldu? Ay çok dip var ya. Çok dip var ve daha asıl dipleri görmedik. Görmedik galiba asıl dipleri. Ben hepimiz öleceğiz, söyleyeyim. Birbirimizin cenazelerine falan gideceğiz yani. Geçen yine bir sürü şey olacak. Herkes ölüp bir yalnız kalmak da korkuyor. Silkindim ve kendime geldim. O yüzden yalnızlığı şimdi elde etmeye çalışıyorum. Abi gece saat 3'te kusma isteğiyle uyandım, tamam mı? Ve gittim tuvalete. Bu benim reflüden kaynaklı bazen olabiliyor. İstemsizce böyle hiç midem bulanmadan falan bakıyorum. Zaten sulanıyor ağız falan. Böö diye çıkıyor, tamam mı? Ondan bir tanesi zannettim. Fakat... Bu arttı. 2, bir daha kalktım uykudan, bir daha kalktım. 3 derken başka bir durum falan. Artık zehirlendim, ne oldu? Altlı abi, üstlü mü hocam? Altlı üstlü. Dubleks. Ve öyle bir an geldi ki artık böyle suyu çıkarıyorum falan. Bir süre sonra böyle tansiyonum düştü. Her yer karardı. Bayılıyorum. Ve Tuğba diye bağırdım son kez. Tuğba kalktı ne oluyor diye. Ve bir süre sonra beni hastaneye götürdük. Ben hastaneye giderken 3 farklı yerde bayılarak hastaneyi buldum. Tansiyonum böyle 5'e 6'ya düşmüş. Oo. Yani büyük 5 küçük ya da tam tersi işte 6'ya 5. O sırada da bir kariyerim var falan. Yani hayır. Bu ne yani? Evet abi, o sırada şeyi düşündüm. Yani abi bitecek ya bu yani, anladın mı? Yani bitecek ve hani bu köşelerden birinde kim bilir hangi hastalıkla ya da hangi böyle hani daha yaşamadık dedin ya. Daha yaşamadığımız o kadar çok şey var ki, yaşlanıyor vücut. Ne bileyim, ben mesela çok iyi bira içerim. Artık o kadar iyi içemiyorum yani, onu fark ediyorum. Ne bileyim, güzel yiyorsun, çok koymuyorsun. Ya bağlayacağım şimdi be. Ama artık o kadar yiyemiyorsun falan. Hemen işte... İşte yeni gerçeklere uyum sağlamak gerekiyor. O da hani şey olmuyor abi böyle... Öyle davranılıyor ya abi, artık sen oraya geldin bunu sindir falan. Nereye sindiriyorum? Ben daha çocukluk travmalarımla uğraşıyorum. Kesinlikle. Yani. Nereye sindireyim? Yani. Yani benim daha bir sürü durup dururken böyle aklıma takılan binlerce karanlık düşünceden kurtulamıyorum. Hani neyi sindireceğim ki? Ben çok öyle bir şey bilmiyorum. Televizyon izleyiciye büyüdüm diyorum ya mesela. Hakikaten şu yanılgıyı aşalı çok olmadı benim için yani. Bana mesela şey gibi geliyordu. Mutlu son gibi bir yer, varılacak bir nokta gibi geliyordu böyle. Değil mi? Evimin verandasında sallanan sandalyede böyle uzaklara bakacağım falan. Umuttum bir kere. Mutluluk anlayışı. Yani.
Yok yani daha güzel. Fırırı! Çocuklar, torunlarım şeyde oynuyor, kırlarda oynuyor, köpekle yuvarlanıyorlar falan falan. Tamam, okey. İşte tontiş eşim içeriden bana ne bileyim... Börek yapmış. Börek. O pek Amerika filmde börek yoksa da ne bileyim ben. Böyle bir şeyler getiriyor falan. Ama yok yani şöyle yani. Hayat hani ilerledikçe hep bir hengamesiyle olacak ve yaşlandıkça da onlar birikiyor çünkü çözülmeyen şeyler kalıyordu. Abi bir şey çözüyorsun. Sik gibi yaşlanıyorsun. Başka bir sorun çıkıyor her zaman yani. İşte bir şey yapınca da evlenince çok mutlu olacağınızı düşünen insan. Evet. Çocuk yapınca çok mu? Yurt dışına çıkınca çok mutlu. Hayır abi bir şey çözdün. Yepyeni bir sorun. Hoş geldin oluyorsun böyle. Oh hadi bakalım bir de bu mu varmış hayatta falan. Sürekli yeni bir şey abi, yeni bir şeye alışmak, yeni bir şeyle vedalaşmak falan. Hayat boktandır. En güzeli Benjamin Button gibi yaşamak olurdu, o da olmuyor. Random yaşam benim çok hoşuma gidiyor bu arada. Spiritüel mevzulara kaptırıp kendimizi şey mi yapsak acaba böyle? İşte tarikat mı daha olumlu? Tarikat kuralım biz bence. Ne tarikatı? İşte ne bileyim aidat alırız. Olmamışlar tarikatı. Aidat. Ya da işte travmatikler. Yok oğlum öyle belli etmeyeceksin. Bir şey söz vermen lazım. Yani işte atıyorum. Ne yapacağız? Öte dünya ile ilgili bir şey sunman lazım. Hmm. Burada onu sağlayamayacağımıza göre. Öte dünyada her şey güzel. Ya varsa diye düşünüyorum bazen. Ve bak öbür dünya varsa diye düşünüyorum. Bunca yıllık ateist olarak. Bir yandan sonra şöyle düşünüyorum bak. Ana anlıyorum sizi. Yani anlıyorum neden. Çünkü yaşlanıyorsun ya. Sizin neden bu düşünceye bu kadar sarıldığınızı anlıyorum. Bu empatiyi kurdunuz mu hiç dindarlarla? Ne ben diyorsun ateist ben dindar adamlar Allah Allah. Ben ateist değilim. Yok dindar da değilim. Yani hiçbir dine inanmıyorum ama ateist değilim. Şeye falan inanıyorum. Böyle paranormal, metafizik falan öyle saçma sapan. Yani sadece maddeden ibaret olduğunu düşünmüyorum dünyanın. Yani fasafiso bir şeyler var. Fasafisolara inanıyorum. Aynen. Fasafiso okumayı. Daha doğrusu evren alternatiflerini çok seviyorum. Yani çünkü şey gibi geliyor abi o kadar saçma şeyler oluyor ki. Galaksinin fotoğrafını çekiyorsun falan böyle işte yok orada kara delikten bilmem ne olan. Tamam bilim de oha artık yani buna da inanmak o kadar şey değil yani. Çünkü onu da bilmiyoruz ya ona da inanıyoruz. Yani bilime de inanmayı seçiyoruz mecbur. Okuduğumuz ve onayladığımız bir sürü şey var tamam. Birbirini geliştiren teoriler, icatlar bunlar doğru. Okey biliyoruz gerçek bunlar yani ama... Bir sürü de hakikaten anlamlı Higgs bozonu çarpıştırıyor herifler ve işte yeni yeni fark ediyorlar ya nasıl oluştu evren falan. Hani birçok şey hala çok yeni. Ve böyle şey oluyorum bazen simülasyona çok yaklaşıyorum. Evrimsel simülasyona çok yaklaşıyorum. Yani sadece şey olduğunu düşünmüyorum. Öldük ve bitti falan gibi bir şeye çok inanamıyorum. Benim şöyle... Ama bunun karşılığını öbür tarafta göreceğiz gibi bir inancım da yok. Benim... Ama yani ateizm bütün bunlara karşı olmamanı gerektirmiyor ki sadece. Sen biraz agnostiksin aslında çaktırmışsın. Ateizm yani herhangi bir şekilde maddenin dışında hiçbir şeye inanmıyor yani. Madde evet. Var. Evet, okey peki. Doğru yani böyle değerlendirmeyelim. Benim gayet ilkokul biyoloji ve kimya bilgime dayanarak şey yaptığım bir inanç şeklim var. Ben şöyle olabileceğini umut ediyorum. Önce yani aslında temelinde reenkarnasyon olmasını umut ediyorum. O da şöyle olacak diye umut ediyorum. Biz işte öleceğiz. Üzerinden milyarlarca yıl geçecek filan. İşte dünya patlayacak, güneş patlayacak. Evren devam ediyor macerasına falan. Bizim evrene saçılmış beni ben yapan moleküller işte dağılacak dağılacak. Koca sonsuz evren uzay zaman içerisinde onlar bir gün tesadüfen gene bir araya gelecek. Ve işte ben gene var olacağım mesela evrenin başka bir köşesinde başka bir zamanda diye bir işte modu var. Benim yani sistemde şöyle. Kodla diyebilirsin. Aynı kodu tekrar kullanıp yeni bir karakter yaratır diyebilirsin. Hocam kod modu ya şu moleküller ya işte molekülleri ben ettim biz bak. Hayır çok fark yok işte. Benim sistemde şu. Ne? Bir ruh havuzu var yukarıda. İspatyum işte. Ondan sonra çiçek gelirken dünyaya çiçek çekip vızıp bir tane ruh geliyor. O canlı oluyor. Ondan sonra o ölüyor vızıp geri gidiyor oraya. O havuzdan sonra... Neo spiritualizm bu. İnsan olarak dönüyor. Gidiyor geliyor her daim yani... İnsan olarak ölüyorum, kertenkele oluyorum, gidiyorum, geliyorum, her daim atıyorum 1 milyon var yukarıda. Ya tek bir şey biliyorum, bir daha gelmek istemiyorum yani. Bu kaç kere geldim onunla abi ama çok yoruldum yani. İşte bak şöyle bir durum var. Karıncaya yeni olarak gelirsem açlıktan ölürüm yani net bunu söyleyeyim. Bunların hepsine ihtimal vermekle yani mesela hepsine ihtimal çünkü bilmiyoruz ya bazı şeyleri bilmediğimiz için. Bunların olmadığını da bilmiyoruz, olduğunu da bilmiyoruz. Buna ihtimal vermekle buna inanıp bu yolda yürümek farklı şeyler ya. Evet. Ben onu demek istemiştim aslında. Bu yolda yürümüyoruz hiçbirimiz günün sonunda. Şey farklı. Benim arkadaşlarım da var gerçekten ateist. Yani diyor ki imkansız abi öleceğiz bitti. Yani ve buna çok emin. Ben de diyorum o kadar emin değilim ben yani. Çünkü ben de eminim. Nasıl eminim? Bir karşılığı da var gibi de hissettiğim enteresan
yarı mucizemsi anlar da yaşamadım değil hakikaten. O, ne oldu bu nasıl mesela, instant karma nasıl bu kadar hızlı hareket edebildi falan dediğim anlar da yaşadım yani. O bu konuda bir ibadet vari bir şeyler yapıyor musun mesela? Yok, devam. Hayır hayır. Ya da orada ibadet, yolu yürümek dediğim ibadet o aslında. Kısmı da önemli değil. Gidip de mesela dolmuşta işte mine tek giymiş kadına tekme atıyor musun? Yani o önemli. Ha. Yani oradan buraya nasıl geliyor o kadar hızlı anladın mı? Ben onu anlayamıyorum. Evet sevgili dostlar bugün az önce bir sürü şey kesildi. Kafamızın karışıklığından bahsettik. Bol bol ana kameraya konuşayım. Kafamız çok ana karışık. Kamera. Ana kamera. Baba kamera, dede kamera. Ana kamera. Kadın dişi olur çünkü içine alıyor. Ana kara. Merhaba Erşan. Ana kraliçe. Yazı getirmişsin ama Erşan. Evet. Hayır, şey yapman gerekiyordu ama. İçime mi alayım abi falan diye oradan öyle çıkman gerekiyordu. Erşan'a girmedik ha. Girelim. Girmem mi dedin? Kapattık onu. Girmem mi dedin? Biz daha yeni konuştuk. Yok, konuşuruz bol bol. Ben istiyordum aslında konuşmak biraz. Ben çok memnun kaldım da. Öyle mi? Sevdin mi? Ben şöyle, ben memnun kalıyorum. Önceden izlersem eğer buraya geldiğimde sonra aa evet buradan hasta memnun kalmamışım. Evet Ömercan haklı. Aa evet Cevdet şimdi yakaladı lan. Gibi bir şey. Resmen öyle diyor şu anda. Bir yerden sonra ben çünkü çok şey, çok az izleyen şey bir tüketiciyim. Her şeyi çok seçerim. Az izlediğim için mesela atıyorum korku filmi izlesem altıma sıçarım korkudan. Sen şunu diyebilirsin. Abi bu en az 250 filmde yapıldı. Ama ben hayatımda 5 korku filmi izlediğim için bilmem. İşte en klasik Amerikan boktan sitcomunu mesela Allah kahretsin diye izleyip bırakıyorsun sen. Ben mesela 5 bölüm izliyorum. Aa ne güzel ya. Ne iyi işlemişler diyor. Ben de artık diyorum. Bu arada sen gülüyor. Bıraktım her şeyi bıraktım. Çok az izliyorum. Süper kahraman yani. Hiç yok bende. Yani. İlk çıkan Batman'ler, ilk çıkan bir iki Superman. O şey, Spider-Man. Diye büyük ben de. O kadar. Yok sıfır. Yani Nolan'ınkileri izledim ama bu sonucuları hiç... Yani Nolan'ları ben de izliyorum. Neyse beğendin mi Erşan'ı genel olarak? Yani beğendim diyemem çünkü benim çok sevdiğim bir komedi kafası değil bu kadar kelime oyunu işte şey yani tam olarak ön hazırlı olmayan şakayı ben çok sevmiyorum yani mesela ayak işlerine de çok diyorlar hiç punchline yok falan çünkü ben punchline'den biraz utanıyorum yani birinin böyle bir şey söylemesi böyle niye öyle bir şey o kadar iddialı bir şaka yaptı falan gibi yani ben böyle bir şeyler çok gevşek ilerlesin ve böyle hani saçma anlarda bulsunlar kendilerini gibi bir komedi anlayışım var ama bakıyorum mesela Erşan'a çok fazla mutlu insan var abi yani. Evet. O yüzden çok mutlu insan da var. Var. Bayağı yarı yarıya gibi sanki. Ama yani bence bir önemi yok. Biraz şey düşünmeye başladım. Mesela çok eleştirilen bir şey var ya her yere ebenin avı yazmışlar abi falan. Şimdi bu tutucu geliyor bana bu anlamda. Tabii yani am resmi de koysa ben oraya okeyim yani. Anladın mı? Bağdat Caddesi'nde ebenin amı yazsa ve orada gerçekten vajina resmi olsa da ben hani ahlaken bununla ilgili bir sorun yaşayacak biri değilim. O yüzden Cem Yılmaz'ın hem şey, bu sefer ilk defa ben hep gömdüm Cem Yılmaz'ı. Kara komiklerde bilmem nerede hayvan. Bunu da hiç sevmedim kişisel olarak. Ama bu sefer ilk defa saygı duymaya şuradan şey yaptım. Adam bir şekilde hiçbir politik doğrucu aşırı gömüleceği çok belli olan bir işe girip gömülüyor da hayvan gibi. Ama kendi istediği komedi o. Okey yapıyor. Mutlu olan mutlu oluyor falan. Ama hani bunu feminist çerçeveden bir değerlendirelim. LGBTQ açısından bakalım falan. Okey oralarda eleştiriler yapılır. Okey ben ama her şeyin yapılması gerektiğini düşünen ve hani cancel culture'a karşı olan biri olarak... Tamam o da bunu yaptı. Herkes de eleştirsin kavgasını da versin. Oh ne güzel millet tartışsın tabii birbirine canım. Girsin kafasındayım yani. İstemeyen izlemesin kardeşim. Evet abi yani. Abi şey gibi zaten platformun üyesisin artık. Evet. Onu izlemezsin. Ben de 3. bölümde bıraktım mesela. Abi, tamam bu artık ben... yani am şakasına doydum ben anladın mı ya bir yerden sonra. Ama evet bu adam pornocu mu? Evet pornocu. Böyle şakalar mı yapıyor? Evet tamam yapıyor. Tamam okey isteyen izlesin okey yani. Bir geek olarak hayran kitlesi... Fanatik, toksik hayran kitlesi falan bu konular hakkında çok işte şeye sahibiz, tüketici olarak sahibiz. Yani hani biliyoruz işte Superman çıkıyor, Superman anasını sikeyim falan tarzı muhabbetler oluyor evet, falan. Evet, evet. Türkiye'de hele hele böyle ses getiren işte isimler ya da işler böyle bir muameleye kesin maruz kalıyor. Yani sanki bu Erşan Kuner'i şimdi hepimizi temsilen ortada var. O yüzden hepimizin en beğendiği tuttuğu kıymetlere, değerlere, estetiğe falan filan göre olmalı gibi bir şey oluyor birazcık maalesef. Ya yani... bence o tuzağı ama Cem Yılmaz kendine yarattı gibi hissediyorum. Çünkü ben mesela olabilir. Cem Yılmaz'ın hiçbir röportajını izlemesem falan Erşan Kuner'den muhtemelen daha çok zevk alırdım. Ama hani Türkiye'nin sağlam entelektüellerinden biri gibi röportajlar verdiği için hani cazdan, sanat alımından bilmem neden hani her şeyden bahsediyor ve işte Me Too'da da, ya da laf çakıyor onunla da bilmem ne yapıyor ama sonuçta gidip kelime oyunlarına dayalı bir komedi yapıyor ya. Orada bence insanların kafası karışıyor. Evet. Yani
Benim de kafamı karıştıran şey oldu. Yoksa Mike Myers komedisinden bir fark yok bunun. Amerika tuvalet mizahı bir şeydi. İlk bölümünü izledim onu. Pentabret. İşte ben de aynen Pentabret'i izlerken dedim ki ulan dedim o kadar farklı değil aslında. Değil, aynı. Ama yani Erşen Kuner'i gibi nasıl değerlendirdim. Bir de şimdi bunu burada oturmuş rahat hani umurumda değil izliyorum rahat. Ya her şey toplumsal alınıyor abi. Çünkü ülke işte gerçekten çok kötü durumda ve birilerinin bizi mantıken zihnen kurtarması bekliyoruz abi, hepimiz. Evet. Birileri çıksın ilginç bir şey yapsın. Gibi niye bu kadar sahiplenildi, coşuldu. Çünkü bir alternatif önerdi. Hakikaten ilginç bir tempo anlayışı önerdi. Başka bir oyunculuk şeyi önerdi. Aynen. Ama şimdi Erşen Kuner'i 10 yıl önce de yapılabilecek bir işti. 20 yıl önce de yapılabilecek bir işti. Ama bir insan yani kendini sürekli değiştirmek zorunda değil ki. Cem Yılmaz'ın komedisi bu. Evet. Ben Kara Komik'te o yüzden sinirlenmiştim. Kara Komik kara gelmemişti ve komik gelmemişti bana. Çünkü çok arada bir art house olmaya çalışan ama aslında Cem Yılmaz'ın şakalarını yine barındıran saç ektirme, uzaylılar tarafından kaçırma falan çok karışık gelmişti. Bu sefer şey oldu. Okey abi adam istediğini yapmış. Ayı gibi bütçeyle yapmış. Ve ben 3. bölümde bıraktım. Ama zevkle seyreden çok insan var. Okeyim. Çok bu ben sefer ilk defa çok tamamım. Şeyi merak ediyorum. Ne yapmaya çalıştığını anladım. Evet anladım, tamam güzel yani. Mesela güzel demeyeyim de okeyim yani. Gülsem İrsel yıllardır şikayet ediyor yani televizyona ana akıma uzun süre 2 saatlik sitcom yazılamaz, perişanlığı şudur budur diyordu. Gülsem İrsel de bir anlaşma yapmış ve dijital platformlar için bir dizi yapacak. Şimdi istediği gibi yazacak, istediği gibi yönetecek. Galiba o da Netflix'te mi anlaşmıştı bilmiyorum tam şeyini. Öyle galiba. Mesela o da acaba bu kadar rahat ve kendi istediği gibi yapabilecek mi, davranabilecek mi? Umarım öyle olur. Gülse Birsel'in de şeyi yüksek. Gülse Birsel'in de çağın ilerisinde işi yapamayacağını düşünüyorum artık. Eğer Disney Plus'ta şey geliyormuş bu arada, Organize İşlerim dizisi geliyormuş. Evet. Onun da aynı şeyin tekrar olacağını düşünüyorum. Ya abi oralar doğmak zorunda. Tamam onlar da ekmek yiyecek tabii ki. Ama ilk defa şuna yani eskiden çok öfkeliydim. Çünkü bana bir alan tanınmıyordu. Benden de istenen iş ona benzememdi. Hani ben kendi yazdığım işleri götürüyordum. Bunu yayınlayamayız bunu bilmem ne. O zaman gidiyordum ben de onların yapmaya çalıştığı işleri daha da kötüsünü yapıyordum. Çünkü ben o değilim. Ve yaptım yani bir sürü böyle film. Çok da utandım ama mecburdum çünkü... Kendi senaryonu veriyorsun, yok diyor. Siktir bunu yayınlayamam, bunu izlemezler diyor. Ben senin bir dört sohbeti izledim, birisini anlatıyor. Hayatımda ilk defa götürdüm, verdim ve... Aa oldu okey falan dediler. Heh. Çok şaşırdım. Ve şu anda bize de bir alan var. Hani Yılmaz Erdoğan orada bir alan kaplıyor ve biz oraya giremiyor değiliz. Yani zaten 10 tane platform var. Evet Yılmaz Erdoğan'ı seven ve organize işleri bekleyen de bir kitle var. Belki 35 plus, 40 plus neyse o bilmiyorum. Okey onlar da mutlu olsun ama... İşte Gibi de var, biz de varız, Ayak İşleri var, Doğu var, İbrahim Büyükak bir şey yapıyor. Herkes istediği komedi yapıyor ve buna yer var. O yüzden yeni başlıyor bir dönem. O yüzden insanları eleştirmek için çok erken. Gerçekten bundan sonra da çok kötü işler yaparsa arkadaşlarımız ağzına sıçalım. Çünkü dediğim gibi bana revizyon vermiyorlar. Bu benim gerçekten sevdiğim bir komedi. Sevmeyen de çok okuyayım. Yani bunu da ne kadar saçma falan diyen de çok okuyayım. Ama onu seven, sahiplenen insanlara yapmaya devam ediyorum. Burada başka bir şey yapacağım onu seven onu sevmeyecek falan ama bu kadar öfkeye gerek yok artık bence. Çünkü herkese alan var yani iyi bir şey yapıyorsan var. Kutuplu dediğin gibi yani aslında çıldırıyoruz yani. O gatekeeper olayı biraz bitti yani hani 3 adam her şeye karar veriyordu Türkiye'de. Evet Kanal D'nin başındaki Star'ın başındaki bilmem başka türlü giremiyordum. Şimdi YouTube'a koy. Okey biraz kendini tanıt sonra başka bir alana git. O kadar kolay değil. Biz de kendileri geliyorlar ama biz bunu. Ama ısrar edebilirsin. Evet. Israrcı olursan oluyor bir şekilde. Kesinlikle katılıyorum sana. Şu an bana umut verdin. Hadi bakalım. Çocuklar yazın. Vallahi başkasına sinirlenmek çünkü benim yani hayatım bununla geçti. Yani evde böyle ona sinirlen, buna sinirlen falan sonra git kendi işine sinirlen, kendi işine sinirlen. Anlıyorum seni ama böyle hissedebilecek şeyde de yani herkes de öyle hissetmeyebilir ama. Yani senin de biraz kendine has bir pozisyonun var böyle hissetmeni sağlayabilecek muhakkak. Çünkü evet istemediğim 1000 tane, 1 milyon tane iş yaparak sektörde kalmayı başardım. Evet bok gibi bir filmografim oldu. Ama hani bir filmi bitirebileceğime dair, bir bütçeyi aşmayacağıma dair kanalların kafasında hiçbir şüphe yok. Veya platformların okey bu adam işleri bitiriyor. Tamam bir de bu kendi yaptığını çeksin bakalım dedi. Evet filmografime hakikaten baktığımda çöp dolu yani. Ama mecburdum ve okey şu anda. Ve şu anda... Bundan sonra artık yine oraya dönersem ağzıma sıksınlar zaten. Abi anlıyorum de, yani. Yani bir de insanların şöyle bir durumu var. Yani yaptığın her iş... Şimdi bu biraz böyle işte sanatla bağdaşınca böyle oluyor galiba. Senin hayatının işi olmak zorunda değil ki. Yani bazı işleri de... Çünkü iyi para verdiler ve benim o dönem buna da ihtiyacım vardı diyebilirsin yani. Ben manevi kararı nasıl bir anda verdim biliyor musun? Yani şeyin... Hani devamlı Timur diyorsun ya kötü kötü. Timur tuvaletine kusarak verdim yani. Timur Tims'in tuvaletine kusuyordum böyle stresten çünkü...
artık kolide mi yaşayalım yoksa ben bu filmi çekeyim mi gibi bir noktadaydık hayatta yani. Çünkü ayılama bir borç var ve bölümde böyle bir proje var. Başka hiçbir şey yok teklif edilen. Yani tuvalette böyle gerçekten bakan bilmiyorum bir düşünüyor falan diyorum Timur Savcı'ya falan. Ne kadar veriyorsunuz falan diyorum. Tuvalete gidip böyle kusuyorum yani Timur Savcı tuvaletinde. Gelip böyle hani ne olur bu işi versin ne, ne olur vermesin arasında böyle inanılmaz gidiş gelişlerle hayatta kaldığım bir iş. Mesela yani gerçekten bunu tabii ki kimse anlayışla karşılamak zorunda değil. Bak bu bok gibi film demeye herkesin hakkı var. Öyle de yani. Okey. Ama hayat öyle değil işte. Hayat saçma sapan bir şey ya. Ve nerede bulacaksın kendini hiçbir zaman bilmiyorsun yani. Ama işte buradan insanların bu kültürde işte bu aslında tanımlama insan asıl canını sıkan. Yani o zaman da konuşmak için anlatıyorum da. Yani seni o filme tanımlıyor mesela. Atıyorum sen yeni bir şey yapıyorsun tamam mı? Ona hayatını koymuşsun. Ya okeyim ben ona da çünkü mizah bu çeken, yani. Bunu da çekmiş evet. Falan gibi böyle seni yaftalıyor. Ama seni derken herkese yapıyorum. Ben de görüyorum mesela tweet atıyor. Caner Özyurtlu Maide'yi çeken adamın dizisi mi izleyecek falan. E bu artık senin kötü niyetin. Yani çünkü üstüne belgesel çekmişim, üstüne onu çekmişim, bunu çekmişim. Okey sen hala ondan bahsediyorsan, yani üstüne bir şey izlemiyorsan tamam senin düşüncen o. Ama ben okey kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ama ona da dönüp mesela Özgür Turan yani her storiesinde falan Maide'ye laf çıkıyor videosuna falan çok gülüyorum herife de yazıyorum yani artık yeter ama çok komik yani bir yandan da. O da hani kendi kitlesini çok gazlıyor bana karşı. Bana böyle bir sürü insan geliyor abi Özgür Turan gibi ben de senden nefret ediyorum falan. Tamam yani okey haklısınız ne diyeyim yani ama hani yapacak bir şeyim yok anladın mı? Ben de 17-18 yaşlarım öyle yaşadım çünkü. Evet evet serttik ya. Çok serttik. Sert. Ben Nolan'ın anasına bacısına küfrettiğim tweetim var yani. Benim de bir tiyatrocuya... Nolan ne durumdadır şimdi? Ben Ekşi Sözlük'te bir tiyatrocuya çok sert şeyler yazmıştım. Vallahi. Ondan sonra Ekşi Sözlük'te uçuruldum abi. Uçuruldum. Wow. Bana niye yazanlar uçurulmuyor kardeşim? Beni o zamanlar sertti, uçuruyorlardı. Ben de bir itirafta bulunmak istiyorum. Maide'nin Altın Günü'ne Letterboxd sitesinde bir şey yazdım, yorum yazdım. Dedim ki Caner Özyurtlu'yu çok sevdiğim için bir puan fazladan verdim ve bir puan verdim. Ama abi beni o kadar herkes anlayışla karşılamak zorunda değil yani. O benim yaptığım bir şekilde hayatta kalma yöntemim ve evet Caner'i çok seviyorum. O yüzden bu filmi de öyle kimse yükselmek zorunda da değil. Çok alınıyordum, çok üzülüyordum okudukça. Depresyona girdi falan ama o sayede de çıktım oğlum bu kariyerden. Herkes onu övüyor olsa ben onu yapmaya devam edecektim. Maide 2 gelmedim yani. 900 bin izlendi abi Maide. Hayatımda en çok para kazandığım iş bir yandan. Ama hayat beni depresyon sokan iş. Ve o kötü yorumlar olmasa ben yapmazdım ki daha iyisini bir yandan da yani. O yüzden her şey artısıyla eksisiyle bir paket yani. Doğru bunu kabul edeceğiz. Kabul ediyorsun da işte bu piyasada bence seni sevmeyenler değil de sevenler biraz çok hırpalıyor genel olarak. Evet. Evet en azından YouTube öyle. İçin konuşayım. Belki senin sinema için farklı olabilir de. Öyle. Beklentisi var senden çünkü. Var ve öyle psikolojik şeyler yazıyorlar ki abi. Bir kısmı da doğru. Ama yani amurakotumun çocuğu sen nereden biliyorsun bunu? Sen nasıl böyle bir şey tahmin edebilirsin? Ben bunu nasıl ele vermiş olabilirim yani falan. Dedirten saç baş yolduran hayır, şeyler var yani. Hayır sen bir tek ona tutuluyorsun. Ondan bin tane şey atıyor orada. Tutuyor bazen. Olabilir. Abi daha yeni öyle. Sen yani. Zaten kendinde o karakter özelliğine tutuk olduğun için sadece onu görüyorsun. Yani. Daha yeni olabilir şey izledim. Böyle kısa bir belgeselin kısa bir kısmı izledim. Star Wars'un işte bir takım oyuncularını nasıl hayatta zorlaştırdığıyla alakalı filan. İşte o prequel'larda küçük çocuk mesela işte sonradan hayatta küsmüş bilmem ne. O Jar Jar Binks'i canlandıran adam var. Ahmet Best ismi de. O herif öyle bir nefret şeyiyle karşılaşmış ki yani bunu bir iki sene önce öğrenmiştik. İntihar etmiş adam. Ölmüş de kırmızı atlayacak falan. Ün sadece bununla ilgili yani. Ün bir şekilde onunla başa çıkabiliyorsan hayatta kalıyorsun ve çok para kazanıyorsun şeye, ve bilmem ne. Ama başa çıkamayan adam için korkunç bir şey yani. Şeye tutuyorlar mikrofonu. Ters de göt kalkıklığı da buna bir şey. Başa çıkamama mı diyorsun aslında? Yoksa sadece... Buhrana kapılıp bitmek gibi söylüyorum. Göt kalkıklığı ne yani ona bakmak lazım tabii. Göt kalkıklığı biraz şey gibi yani hani ne bileyim işte meşhur oldun şey yaptın falan ama hani herkese böyle ben bir numarayım falan gibi şey. İşte onu, onu yapan insan daha çok onları hissetmiyor mudur? Cevdet bu tarz şeyleri bilmiyor musun sen? Böyle oluyor ya. Yani çok ilginç o göt kalkma okuması. Çünkü ben mesela bir mekana gittiğimde hani herkese selam verirsem
çok ayıp geliyor hanım. Sen kimsin? Muhtar mısın? Vali misin yani? Sete gidiyorum mesela. Yapımcıyım. Abiler var. Vay nasıl? Hani sen falan deyip gidip konuşuyorum insanlarla falan. Ama o mesela göt kalkıklığı gibi dalgalanabilir. Çünkü tabii böyle canım. İnsanlara gidip çak 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 falan yapan tipler de var. Hangi bizim göt kalkık? Abi evrensel bilmiyorum. Tarafı var bunun ama. Mesela uyduruyorum kafadan. Siz arkadaşsınız. Bir geçmişiniz var. Sen işte bu olay tam tersi olsaydı, sen işte şimdi belli bir yerdesin falan, sen aradığında açmayıp ya da işte ne bileyim şey deseydin. Açmadım bu arada. Hayır abi sen yani. Ben de çok evim de kötü çok kalktı. Hayır sen orada şey yapıyorsun yani. Tamam mı yani hani neden açmadığını anlatmaya çabalıyorsun zaten, o bambaşka bir şey yani. Orada mesela ya da gördüğün zaman işte tanımazdan gelmek falan. Ya bunlar şimdi evrensel değerlerdir, ben bunları kastetmiştim ya aslında. Ya ama şunu mesela kaçırıyoruz abi. Değersizler ben gerçekten yani. Hani. Senede 3 sete giriyorum yaklaşık ortalama ve 120'şer çalışandan 360 kişiyle tanışıyorum gibi tabii, bir şey. Tabii mutlaka. Ve bazen gerçekten bir ay önce full mesai çalıştığım adamın kim olduğunu böyle çıkaramıyorum. Lan bu oyuncu muydu, kameraman mıydı, sesçi miydi, ne haber abi falan ve anlıyor onu gözümde. Ya siktir git diyor, nasıl tanımadın abi, götün kalkmış falan diyor. Biliyorum. Haklısın canım. Ve yani gerçekten tanımıyorum lan. Evet, mesela evet. Bu benim ilkokuldan, bazısı da şöyle geliyor abi sokakta, Caner ne haber falan. Aa ne haber abi diyorum yalanla, herhalde beni tanımadığın biri. Yok sen beni tanımıyorsun ya, lan niye o zaman Caner ne haber diyorsun yani. Beynim de eriyor yani. Bizde mesela şu olmuştu işte, gösteri, sahne gösterisi işte yapıyorsun falan. Ara vermişiz, arada sigara içen var, ıkıştırmış bir yer, tamam mı? Zaten hani 100 kişi varsa içeride, orası 10 kişilik yer ama 50 kişi orada sigara içecek diye falan 5 dakikada. Sıkıştırmış sigara içiyoruz işte izleyenlerle böyle, tamam mı? Bu kadar yer yani. İçince de milletin suratı, yani hep beraber içiyorsun sigarayı. Sonra şöyle bir yorum geldi işte. Ben bu dedelerle tanıştım. Hepsi birbirinden işte kendini beğenmiş tipler. Mesela Ömer Can işte adisi orada durmuş, suratıma sigara üflüyor, üflüyor sigara içiyor diyor. Ulan işte ne yapayım? Daracık yer yani. Sanki böyle hani sanki şöyle yaptı herife. Öyle mi? İşte bunlar böyle. Evet. Haklısın. Ben çok sert şey yapmış olabilirim. Bana da oldu böyle bir şey. Anlatmak istiyorum. Tamam, müsaadenizle. Abi çok kötü bir dönemdeyim. Ve böyle işte o bize biraz önce söylediğim dönem. Ve böyle işte dışarı çıkmışım. Kafam iyi. Bir yere gitmişim bir partiye. Yani biraz böyle hani ne bileyim daha başka şeylerle ilgilenmek istiyorum. Böyle yalnızlığa partisi bir şey vardı falan pandemi öncesi. Böyle bir şeye gitmişim. Başka şeylerle ilgili. Yani o an ilgi alanım farklı. Ve çocuğun biri gelmiş yanıma. Hiç hatırlamıyorum. Çünkü kafam iyi. Çocuğun biri gelmiş ve belli ki onunla o kadar da ilgilenmemişim. Huyum da değildir. Ve abi her yere döşemiş. Yani gözümün içine sokana kadar. Ben de demiş ki öyle sapık var. Abi götü kalkmış bu herifin. İşte karı kıza bakıyordu zaten. Gözü başka bir şey. Ulan yani sanki bu benim. Hani beni tanımlıyor, anladın mı falan. Ama sen kesin yani. Misin Cevdet? Hani pipini aldırmıştın. Ya işte bir noktada gerçekten umursamamaya başlıyorsun. Böyle gerçekten epileptik bir tedavi gibi oluyor. Böyle o kadar tetikleniyor ki beynin bir yerden sonra böyle hissetmemeye başlıyorsun. Orada çok büyük bir rahatlık geliyor. Bana da bu sene geldi. Yani çünkü hiç bu kadar popüler veya bu kadar çok üstüne konuşulan şeyler olmamıştı. Ayak işleri bir anda böyle bir şekilde her yerde yazı, tweet bilmem ne falan, biz böyleyiz, Netflix'e bir girdi böyle, o en çok izlenenlerde 2-3 gün kalınca başka bir şey oluyormuş abi. Yani ekşiden inmiyor falan. Bir de daha internet içeriği ya. Evet, eski o sırada böyle şey oldum. Ben neymişim bir bakayım ekşiden, götmüşüm tamam. Öyle bir şey dönüşmüştü. Şimdi böyle okey. Yani herkesin bir fikri var. Yavaş yavaş çok alıştım. Yani herhalde bu da bir şey gibi. Dönem mi artık? Tekrar sinirleneceğim bir dönem de gelir belki, bilmiyorum. Herkesin fikri de yok bu arada aslında. Şunu diyordum. Mesela görüşü o dediğim yani. Belgeselde Hayden'e mikrofonu getiriyorlar. O da diyor ki ya diyor şey unutmamak lazım diyor işte. Bu sesi çıkanlar özellikle olumsuz yorumlu yapanlar aslında dağın gözüken bir kısmı yani. Aslında koca bir insan grubu var. Evet, ondan izliyor sadece filan. Ve gerçekten beğenen zaten bir şey demiyor ki. Arkadaşına aynen. Diyor yani oraya gelip tabii, çok tabii. Beğendim. Kaç işe yazdın lan? Ben hiç hayatımda o kadar az yazmışımdır ki. Aldın da ürünlere de yazmazsın ki yani. Bir ürün aldın yorum bıraktın. Uzun çıkarsa yazarsın yani. Nefret evet. Edersen yazarsın ya da. Hani gerçekten orada şeyi anladım. Sokağa mesela Kadıköy'de falan Ankara'da Manisa Akhisar'a falan gittik böyle alakasız lezzet turu falan. Köftecide oturuyoruz böyle. Abi ayak işleri falan diyor. Aa oha dedim abi böyle bir şey var yani. Cicim pide abi. Cicim pideye çok güldük falan. Böyle Allah Allah. Demek ki yani gerçekten hani büyük bir şeyi var. Yayılımı var aslında ama biz hakikaten evet. En keskin uçlarını görebiliyoruz. Evet, tabii evet. Ki. Şimdi size Caner'le ilgili bir anımı anlatacağım. Haydi bakalım. Efendim, lise zamanlarındayız. Çok iyi. Yok çok güzel. Lise zamanlarındayız. İşte çok her şey tiyatrocu olmak istiyoruz falan filan.
her şeyin çok klasik oldu. İşte İtalyan sahne bilmem ne, çıkıyorsun oynuyorsun, perde kapanıyor açılıyor filan. İşte tiyatrocu şöyle olur, tiyatrocu böyle olur. Yani çok klasik bir bakış açısıyla ilk adımlarımızı atıyoruz. Derken Caner bir işe başladı. Bar tiyatrosu. Evet. Ve Caner bana dedi ki Barış dedi oyunu izlemen lazım gel mutlaka falan filan. Neyse abi ondan sonra İstanbul Kraliyet Tiyatrosu cambazda oynanıyor. Caner beni çağırdı. Dedi ki ben işte, oynuyor muydum o sırada? Şey mi? Işık mı yapıyordum? Oynuyordum. Ha, önce ışık yapıyordum da ona mı çağırdım acaba? Yok oynuyordun ya. Orası, onu bilmiyorum mesela. Sonradan mı? Sen sene 2000... Bir yıl ışık ses yaptım ben. Sonra oyuncu ayrılınca ben girdim standart hikayeye. Ha, 2004, çok oynadın 5 olması ki? Lazım senin. Çok oynadın. Falan. Ha tamam. İyi. Çok kısa bir şeyde yakalamamışım yani. Bayağı oynamışsın. Oynadım öyle. Ama bir tek onda oynadım. Neyse ondan sonra gelmez dedi. Barda oynuyoruz dedi işte. Falan falan. Nasıl ya barda marda nasıl olacak bilmem ne. Gittim abi şimdi. Oyun bu arada çok güzeldi. Çok sevdim. Oturdum. Bira falan geldi böyle. Oyun oynuyoruz bir an. Oyun oynanıyor. Bir yandan bira içiyoruz. İnsanlar kütür kütür sigara içiyor falan. Ben biramı içemiyorum. Çekiniyorum. Mekiniyorum. Oyuncunun aklı karışır gibi hissediyorum sen falan. Sen de inanılmaz klasikçiydin. Çok. Abi ben şey... Şehir tiyatrolarını yönetiyordu sanki herif. Yani. Öyle bir bakış şeyim vardı gereksiz. Amcalık var. En büyük hayali Muhsin Ertuğrul'a dönüşmek. Neyse abi biramdan zar zor bir yudum içtim. Düşündüm içimden dedim ki tamam dedim ya artık bir sigara da ben yakayım filan dedim perde arası oldu ondan sonra ya da oyun mu bitti tek perde mi hatırlamıyorum. Yok iki perde. Birinci perde bitti ben anca böyle bir yakayım filan demiştim ama çok güzel bir tecrübeydi oyun da çok eğlenceliydi ondan sonra vay be ne ilginç olaylar var falan filan deyip aklımız yavaş yavaş karışmaya ve değişik şeyler. Ben de şehir tiyatrosundaydım ya o sırada çocukluk tiyatrosunda İzmit şehir tiyatrosunda. Ha oraları bilmiyorum. Orada böyle Işıl Kasapoğlu eğitim falan filan. Ben de o sırada bar tiyatrosuna başladım sonra falan. Çok hani ihanet gibi geliyor böyle insana ilk başta. Gerçekten karşında bira içen adamlar sarhoş olup ama bize bağıran. Ama kabare yapıyorsunuz değil mi sonuçta? Yoksa yok, bayağı metin, konvansiyonel bayağı metin. Bayağı sıfır interaksiyon falan. Enteresan bir şeydi ya. İki sene balansta oynadık, iki sene cambazda oynadık. Sonra Türkiye turnesi yaptık. Antep'te falan oynadık oyunu. Tabii ki hiç kimse hiçbir şey anlamadı yani. Full kazancı yokuşunda geçen bir oyun falan böyle. Hastasıyız da oyunu. Hastasıyız yani. Çok garip ya. Yani hiç yani ben hani kamera kültürünü anlıyorum da böyle güzel bir tecrübeydi ya. Böyle bir de o zaman hani şeydi böyle sıcak bir Taksim atmosferi vardı. Hatırlıyorsun o, sabah 11'de gidiyorduk. Cep telefonumuz falan da yoktu yani. 11'de ben Taksim'e çıkıyordum. Ya Barış'la karşılaşıyorduk ya Cemre'yle. Ya Arsene Lupin'e gidiyorduk kim orada oturuyor diye bakıyorduk. O Arsene Lupin'cilik. Gittiğimiz yerler belliydi zaten. Gidiyorduk herkes de oraya gidiyor. Birbirimize yakalıyorduk. O şey işi tutmadı ama değil mi o hani işte içerek tiyatro izliyoruz işi. Valla biz bayağı kazandık yani o sırada. Hani biz bayağı full çekiyorduk 2 sene falan. Tuttu o zaman. Bizimki tuttu ama başka yapıldı mı Kılçık yapıyordu. Kılçık da o da tuttu. Ama sonra öyle kalmadı bir yani. Şey kalmadı. Çünkü stand-up, kabare falan tabii ki devam ediyor da. Kalmadı. Bir de kalmadı. Şey... Ya konsantrasyon zor bir iş bu arada. Hani tiyatrocu seyirciye sinirleniyor falan gibi şeyler oluyor. Biz gevşek bir ekiptik. O yüzden umurumuzda olmuyordu yani ama... Normal bir hani oyun akışına alışmış bir şşt falan der seyirciye yani öyle oluyor ya. Tabii tabii canım barda konuşan bile çok rahat oluyor yani. Mesela şimdi stand-up olayı var ya bayağı Kadıköy'de falan şey durumda bir şeye dönüşmüş durumda falan. Evet evet. Evet. İlk defa. Alışkanlık haline geldi insan. Ama hani bar olduğu için şey oluyor. Mesela en son İsmail'i izlemeye gittik. En arkada bir çift vardı. Onlar izlemediler mesela. Bara gelmiş gibi takıldılar ve sohbet ettiler. Hatta sinirde oldum ben dikkatimi dağıttı yani. Evet. Ama hani dönüp bir şey diyemedim. Belli ki yani şey işletme bir şey demedikten sonra ya bir şey izleme böyle. Kültürü çok yok tabii ki burada yani. Evet. Ben de sinir oluyorum şeye. Ben de bir şey diyemiyorum. Demek mi lazım belki de mesela? Abi lazım. Böyle bir adam olsa lazım diye bir şey olmaz. Hani ne zaman değişik. Diyorum genelde. Yiyecek ortam olursa dersin. Arkadaşlar konuşacaksanız arka gidin falan diyorum. Ama şeyin sahibi olarak yok, herhangi bir seyirci olarak. Çünkü bir şey izleniyor. Şey değil ki böyle... Bara gelmişsin yanlışlıkla belki bilmiyorum o sırası içki içiyorsun falan. Deniz Hanım Temiz'in gösterisi vardı ona gittim Leman'da. Abi 4 kişilik bir tayfa yani sürekli konuştu. Yani garsonlar falan da uyardı artık ama umurlarında olmadı yani mesela. O da yani o ısrar da ilginç. Tamam lan benim o zaman ben gidip başka yerde oturayım da demiyor. Aslında sabote etmeyi de seviyor. Yani terörize etmekten hoşlanan da bir tayfa. İşte orada bir vigilantecilik yapacaksın yani. Çok istiyorum böyle şeydeki gibi. Artık bitirmiş olalım. 4 saat falan konuştuk. Bayağı konuştuk. Yok şuna... 2 saat. Hiç bu kadar uzun yapmamış. Hayır zaten... Ama nasıl aktı be. Aktı gitti. Biraz gösteri kısmı biteli oldu sanki. Canan yani. Atalay bana mesaj yapmış. Ne alaka? Abi cam da açsanıza ya. Canan Atalay. Canan. Ha.